Auzu minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Gecemiz gündüzümüz Cenab-ı Hak mübarek eylesin. Kendisi rızası dairesine hayır ve hasenat kazandırsın inşallah. Sevgili arkadaşlar, çok ara verdiğimiz Dersimize tekrar döndüren, Allah hamd olsun, nasip eden Allaha şükürler olsun çok ara verdik bu dima hem de daha fazla ara verdik akıl Akılı tekrar şey yapalım diye Bu arada ben e, köyde şuna çalıştım iradeye çalıştım bitirdiklerimi söylüyorum bizim bildiğimiz bildik Külliyatta vesaire vicdanla ira, e, vicdanla irade e, fakat e, üniversitedeki bizim e, bitirme tezleri oluyor veya profesör makaleleri oluyor. Profesörlerin bitirme, talebelerin bitirme üniversitede tezleri oluyor ya. Onlardan yaklaşık olarak vicdan ile irade yani İlayet Fakültesi'nin Türkiye'deki Gelişim Üniversitesi'nin yayınında olan ki en kapasiteli bir üniversiteymiş. Türkiye'de birinci, Avrupa'da bilme kaçıncı olmuş özel üniversite itibariyle. Zengin bir kütüphanesi var. Or yen vasıtasıyla oraya girdim. Orada vicdan ve irade ile alakalı e, ilahiyat fakültesindeki makaleleri, e, tezleri yaklaşık olarak 20-20 e, aşkın belki de 30'a yakın muvafak olmasın diye yani en az 10-10-15 tez bitirdim, 10 tane de makale bitirmişimdir. Vicdan ve irade hakkında ne diyor? Bizim bildiğimiz bildik ama onlar ne diyor? Yani bakayım ne yapıyor? Onu bitirdim. Bitirdiklerimi söylüyorum. Ee, size şöyle bir şey söyleyeceğim, heyecanlandıracağım. Ben çünkü heyecanlandım. Değişik bir düşünce geldi böyle. Mesela iradeyi hep eylemde gösterdiler. İrade nasıl güçlü olur? Mutezile ne demiş? Cebriye ne demiş? Ehli sünnet, iç, ehli sünnet ne demiş? Ehli sünnet içinde e, eşari ne demiş? Maturidi ne demiş? Hep eylemde irade. Eee tezahürüne göre anlam yüklemeye çalışmışlar iradeye. Ben böyle bir şey görmedim. Yani hatırıma geleni söylüyorum. Bu kadar 30 tane makale bitirdim, tez bitirdim. İradeyi fiilsiz. Mesela Allah kainatı yaratmadan önce gene esma ve sıfatları aleminde o hakikat onlar var ya. Ama öyle bir tasnif yok. Yani bizim iç alemimiz gibi düşünün. Kalptir, ruhtur, akıldır, histir, latifedir. Mesela dün e, Saadettin e, Yüksel hocam vardı. Ortadoğu'nun en büyük, evet, mubalasız fıkıh hocasıydı Ortadoğu'nun çok. Ustadın da işaret ucazını şey yapan, tercüme eden zattı. Onun oğlu mudakik ve muhakkik bir insan. Onlar aradılar. Latife'yi sordular, Latife'yi. Şimdi diyeceğim ki, Akıl, vicdan, kalp, his, latife, duygu, fikir, düşünce, vehim, zan, malumat, bilgi. Biz tasnif ediyoruz. Ama içeride öyle bir şey yok ki. Yani tas şurası, şurası, şurası. Hat yok. Hepsi her yerde. Hiçbirisi hiçbir yerde değil. Akıl ama burası burada tezahür ediyor. Akıl burada değil ki akıl. Mesela elektrik ocağını kabloyu uzat. Orada ortaya çıkar. Buraya uzat. Burada çıkar. Elektrik ocağını Nereye götürürseniz dışarıda da çalışır, her yerde mekanı. Nerede taalluk ederse, taayın ve teşahhus ederse orada kendisini belirler. Parmakla gören insan vardır. Allah Resul arkadan da görüyordu. Yani bu e, bizim için mucize ve olağanüstü ama Esma için öyle değil. Esma sırtında, arkada tezahür ederse semiz sıfatı her yerle görür. Yani biz tasnif ediyoruz. Şimdi bir yere geleceğim buna. Akıl kalp Anlamak için doğru ama Cenab-ı Hak merhameten anlaşılsın diye akıl dimada tezahür ettirmiş. E, hissiyatı vicdanda tezahür ettirmiş ama vic vicdanla hissiyatı mekan itibariyle ayırabilir misiniz? Akıl burası dedi kalp burası dedi vicdan neresi? Var mı mekanı? Ruhun mekanı var mı? Hani elimizi tutabileceğimiz, işaret edebileceğimiz mekanı var mı? Ruh nerede? Yani mekan itibariyle. Kalp burada dedik, akıl burada dedik, göz burada dedik, basar burada tezahür ediyor. Mecbur değil ki. Burada kendisini ifade ediyor. Bir yere geliyorum. Ha, Şimdi vicdan veya ruh mekanı yok. Nerededirler bunlar? Her yerdedirler. Hiçbir yerde değiller bunlar. Ama tezahürleriyle biz biliyoruz. Allah da böyle. Bizim anlamamız için kalp burasıdır, şey de burasıdır. Ama bedenini ortadan kaldırırsanız, yani bedenden çıkarsa ruh, akıl şurada, vicdan şurada, kalp şurada denilecek bir şey yok. Var mı? Ruh çıktı mı? O basittir der ruh. Yani basittir de derken terkip değil. Tek şeydir, her şeydir. Çok ilginçtir. Her şeydir ama tek şeydir. Terkip değildir. Pekmez tayin gibi karma değildir. E çıktı. Ruh çıktı mı abi? Akıl da oradaydı, vicdan da oradaydı. Kalp de oradaydı. İster latif her şey oradaydı. Düşünce, bilgi nerede? Peki aş orası burası böyle, vere, verebiliyor musun? Veremezsin. Allah da böyle ya. Biz anlamak için. Şimdi vardığım e, şuydu bizi heyecanlandıran. İradeyi eylemde dedik ya diyordum iradeyi bilmiyoruz. Neyi kastediyordum? Şunu kastediyordum. Şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. İrade de e, olmayanda da taluk ediyor. Yani daha olmamış, olmamışı tercih edebiliyorsun. Ama ihtiyar var üzerine taluk ediyor. Bu mu bu mu? Şu mu şu mu? İhtiyar realite istiyor, nefs-i emir istiyor. İradede böyle bir şey yok. Bu da var ama daha kapsamlıdır. Soyutta da yapabiliyor. Ee, ihtiyar somut somutta yapar. Gene bunu anlatmak istediğim bu değil. İradi tezahürleriyle biliyoruz. Bütün yazılar alimlerin hepsi alimlerden naklettiler o tezleri ilahiyatçı. Yani kendi düşünceleri. Şu şöyle demiş, şu şöyle demiş. Avrupa'dan getirilmedikleri pa pasaj kalmadı. Hepsi getirdi. Şu şöyle demiş. Kant, enamune, e, Kant mesela Kant şöyle demiş, şu şöyle demiş, Gazali şöyle demiş, Farabi böyle demiş, İbn-i da şunu şöyle demiş. Aynı böyle. Hep tezahür. Şimdi diyeceğim ne biliyor musun? Bu kadar konuştuklarımın sonucu şu. İradeyi tezahürsüz kendisini kendisiyle nasıl bilir? İçinde ne var? O Risale'nin dışında hiçbir yerde böyle bir soru da yok. Böyle bir şey de yok. Böyle bir ihtimal, böyle bir merak da hiçbir yerde görmedim yani iradi tezarsız olmadan kainat Allah yaratmadan önce irade vardı. Üstadın tasdiklendirmesi çok enteresan abi. Mesela birçok deniz isimlerin büyük güç oldu. Mesela akılda yoğunlaşmış ve kalan hep, her şeyi ona bağlamış. Hepsi ona Ama Üstad böyle sanki her şeyi yerli yerine koymuş. Hayır. Şu şudur, şu budur. O kadar kolay ki itimat edin vallahi. Aynı dediği gibi Allah razı olsun. Bu buradadır. Bu da buradadır. E, tasdif etmiş. İradeyi vicdana koyan yok. Hep e, ruhta, 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 ruhta çok az kalpte. Yani yok vicdanın içerisi böyle e, iradedir, zihindir, şeydir, histir, latife, rabbanedir, şudur. Öyle bir güzel, acayip bir anlatım var ki bir de bir daha iradeyi onun, onun şeyindeyim. Hepeyi de yazdım. Yani İra tezahürsüz Osman, eylemsiz eylem olmadan kendisi ni kendisiyle bilmenin adı ilimdir. Bir şeyi kendisini kendisini kendisiyle bilmenin adıdır. Bir şeyi hariçte ilişki ve çelişkileriyle bilmenin adı bilgidir. Bilgi ilişki ve çelişkilerin üzerinden. Çıkan çıkarımlardır. Bilgi. E, i̇lim ise kendisini kendisine üzerinde dön, dönen kendisini kendisiyle bilme gayreti içeriğini taşıyan bir sistemdir ilim. İlişki ve çelişkiye muhtaç değildir. Şimdi ben iradi, kendi iç yapısı, kendi sistemi için ama bu imkansız değil ama imkansıza yakın bir zordur. Yani eylemsiz iradeyi bilmek. Yani neredeyse Ali imkansız. Yani no, nasıl olacak ya? Yani vahaşa vacip gibi bir şey bilmen lazım. Nasıl? Eylemsiz. Mesela Allah bile eseriyle, efaliyle, ile biliniyor. Kitabıyla, peygamberiyle biliniyor. Ama işte biraz bize şey çözümde kolaylı şu. Bizde var yani bu irade. İrade abiler oraya giren çok az insan gördüm. Büyük zatlardan bilmem Eşari ve Maturidi ve Cebriye şöyle demişler. İradeyi çok çok az mahluk değildir. Şeydir berzahtır diyen bir veya iki tane şey gördüm. İrade mahluk olmadığını, mahluk olursa cebir olduğunu. Şimdi ben <laughs> akıl hakkında başlayayım. İrade reklamını yaptınız, akıl oldunuz. Evet. İradeyi epey çalıştım. İradeyi bitirdim. Bir buçuk ayda tamam irade, vicdanı da bitirdim şeyleri. Sonra döndüm külliyata. Külliyata girdim. Her paragrafı yazmaya başladım bu sefer o şeylerden sonra külliyat çok değişti yani. Yani değişti derken hakikaten bu ustad garip ya. Yani o, ok o kadar yığınak 30 tane makaleyi koyuyor böyle. O kader risalesindeki şu ilim alma tabi oralar. Ondan sonra irade pasajı bir tane şey. Mesela diyelim ki bir tanesini söyleyeyim. 30 taneyi böyle alt üst eden bir şey yüceltmiyorum. O da bizim adam. Ustad bana ne kadar yakınsa Gazali'de, İmam-ı Rabbani'de o kadar yakın. Bizim, bizim yani bunlar. Hastane bizim. Ama bana şimdi ortopedi lazım. Göz değil yani. Gözü gitmiyorum diye yani hastane göz bölümü orada ama es geçiyorum diye ona şey değilim. Yani hepsi benim yani. Diyor ki ben diyor alemi İslam'ın islahını arzu ediyorum, temenni ediyorum, istiyorum ama irade edemiyor Korkunç bir şey bu ya. Ne demek bu? Getiremiyorum diye söylüyoruz. O sureti denilebilir. Sureti, sureti, kanuneti, hakikati, ayet Değil yani. Allah Allah. Ben alem İslam'ın islahını, düzelmesini istiyorum, arzu ediyorum, temenni ediyorum ama irade edemiyorum diyor. Çok tuhaf. İrade ederim ama olmaz demesi lazım. İrade edemiyorum. Ve acayip de geçmişiz böyle. Kitabım bin irade ve kudret. İmam-ı eli ilim ve emir. <laughs> Çok külliyat herhalde. Böyle giderse böyle gidecektir. Allah Allah. Garip yani. Ee, i̇şte bu cümle nedir? İradi eylemsiz içerisidir bu eylemde olmayan eylemsiz insan kendi iradesiyle kendi iradesine şahitliğini gösteriyor. İçeriğini anlatıyor. Yani İslam'ı temenni ediyorum, arzu ediyorum, istiyorum ama irade edemiyorum derken irade bir tercih değildir burada. Zaten o tercih söyledi. İstiyorum, arzu ediyorum. Tercihtir yani. Arzu etmek tercihtir. istemek bir tercihtir. Ay i̇stiyorum ama arzu ediyorum. Ama irade edemiyorum. Başka bir şey ya. Ya kaçıncı sayfada da söyleyeyim size. Çalıştığım için artık başladık. Durum hepten iyi değil yani. Acayip bir şeye giriyoruz yani. Köyde, balkonda çok güzel şeyler. Ondan sonra hem de şeyime çalıştık. Mektu. Çay topladık Mektu. çok şükür. Mektuba şey. Ee, Mektu. Dur evet ama bakayım bu hangisi? 69. Fakat ben sözlerdeki bir şey var mesela tılsımı açmak arzusu neşet etti. Güzel vaziyet almak iradesi neşet etti. İrade bir şey kullanılmadı. İrade ortaya çıktı. Çok tuhaf. Külliyat böyle baktığın zaman baş döndürücü oldu ya. Mesela nizama ilim hikmet diyor. Mizana irade kudret diyor kitabın. Hadi bakalım bizi blok etmene. Yani iradeyle çok acayip şeyimiz olacak. İrade bilmiyoruz ya. Bileceğiz inşallah. Bunu tam olarak e, istifade ettiniz mi? Yani irade edemiyorum Kelimesini... Epey ettim çok şükür. Tam nerede ya? Başladım diyorum. Buradan başladığıma göre bodoslama. Bitti mi? Yo 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 yeni. Gidemiyorum ki. Ha. Yani he, bundan sonra hani diyoruz ya bu e, bunu mevzumuza bakmıyor. Bu bakmıyor. <laughs> Baktım ki öyle değil. İrade geçemeyeceğiz. Yani. irade edemiyorum. Yani. Ya. <laughs> <laughs> istiyorum <Hiç gülüyor> ama irade edemiyorum. Evet. etmiş abi. <laughs> ya şimdi akıl abiler. Dima 200, 203, Akıl 41. Şimdi bir ısınmak yapalım saat karşımda. Akıl İmam Aliye göre, radiyallahu anh, Akıl iki çeşit, biri matbu, biri mesmu. Mesmu olan fayda vermez. Matbu akıl olmayınca. Mesela akıl var ama faydası olmayınca akıl yoktur der. Ne, ne diyor? Nasıl ki güneş fayda vermez gözde ışık olmayınca. Yani dışarıda güneş var ama gözünde ışık yok. Neye benziyor? Ee, akıl iki çeşitti. Birisi matbu bu. Ee, fayda vermez. İnsanda akıl hakim olmayınca aklın olması sana akıllılık bir fayda vermiyor. Diyor. Nasıl ki güneş var göz Nurun yok, göz nuru var, güneş yok. Göz nuru var gece mesela. Göz nurun var ama güneş yok. Kur'an'da Allah'ın kafirleri akılsızlıkla zemmettiği her ayetin mesmu akılsızlık sebebiyle e, kuldan teklifin kaldırıldığı her yerde ise Matbu aklı işaret ettiği söylemek suretiyle bu ikili ayrımın ayrımın kökenini ilahi vahide bulduğunu ihsas etmektedir. Bu mesela buna ait. Ankebut 43'te şöyle diyor. Bu ancak alimler akleder. Gazali'ye girmeyeyim. Bir daha okuyayım burayı abiler. Akıl içi çeşittir dedi. Matbu birisi mesmu. Matbu, ee, akıl insanda hakim olmayınca aklı fayda vermez. Neye benzer der? Güneş fayda vermez, gözde ışık olmayınca. Devam ediyorlar. Diyorlar ki nasıl ki güneş var, göz nurun yok. E, nuru var, güneş yok. Kur'an'da Allah kafirleri akılsız da zemmettiği her ayetin mesmuymuş. Noktalı virgül ne demek? Akılsız. Niye? Akılsızlık sebebiyle yani var kullanmadığı sebebiyle kuldan teklifin kaldırıldığı her yerde ise yani mesela e, Kur'an nuru var yani güneş var göz nuru yok. Kur'an var akıl yok yani akılsızlık söylüyor. Mesela gece yarısı körsün kör değilsin ama körsün. Kuransız, akıl da böyledir diyor. Anladık mı burayı? Güneş var, yetmiyor. Göz nuru da lazım. O tahakkuk etti. Güneş yok, gözüm var. Var da yoksun. İşte aynı onun gibi. Kur'an akılsızdır diyor. Niçin? Kur'an nuru var, göz nuru yok. Buna benziyor diyor. Şimdi ötekisini söylüyor. Kuldan teklifin kaldırıldığı her yerde ise makbu akla işaret ettiğini söylemek işaretiyle bu ikili ayrımın kökenini ilahi vaydı. Mesela va şeyde, e fetretlerde Kur'an nuru yok, akılları var. Ama onu yok kabul etmiyor. Akılsız demiyor. Mesela akılsız deseydi cehennemi zumar olacak. Fetret ehli neye benziyor? Güne güneş nuru yok ama göz nuru var ama bir işe yaramıyor. Ama onu ee, körle itham etmiyor. Kur'an nuru gitmediği için o adama fetret yani. Ee, matbu akla işaret ettiğini söylemek suretiyle bu ikili ayrımın kökenini ilahi vahide yani ilahi vahiy menşeli izah ediyor aklı. Yani oldun muhatap akıllısın olamadın muhatap akılsızsın. Buna mesela Ankebet 43'te güzel örnek vermiş. Onu an, ancak alimler akleder. Alim. ilmini kullananlar. Mesela müminlere akıllıdır diyor. Müslümanlar alimdir yani. Biliyor. Gazali'ye göre radiyallahu an akıl. Bak ne diyor. Hayat nasıl cismi ihtiyari hareketlere ve hissi idraklere elverişli halleri getiren bir garizi ise aklı anlatıyor. Aklı anlatırken diyor ki bak hayat. Hayatla misal veriyor yaşadığımız. Hayat nasıl diyor canlılık? Cismi, bedeni, ihtiyari hareketlere ve hissi idraklere elverişli hale getiren bir garizi ise yani kullanılan bir şey hayatın gerekliliği ise garaz yani su ıslatır garazıdır o yani sistem böyle çalışıyor akıl da bazı canlıları nazari, nazari bilgiler edinmeye elverişli kılan bir garizedir. Akılda canlıları nazari bilgiler edinmeye elverişli kılan bir garizedir. Yani su nasıl ıslatırsa akıl da böyle, gözden nuru da böyle ama kullanılmayınca e, devrediş devre dışı olduğunu söylüyor. İnsan dünyası için zararlı olsa da ahiret için bu ondan sonra bitti onların şeyi. İnsan dünyası için zararlı olsa da ahiret için faydalı olan bir iş yaptığında akıllı olarak nitelen, nitelenmeye devam eder. Fakat dünyevi menfaat için ahiretine zarar veren bir davranış işlerse bu zarar nispetinde aklı noksan olduğu kabul edilir. Yani dünyada mesela adam birkaç aynı delikte birkaç defa ısırılıyor. Ticarette ailevi Aile ve hayatta. Lan tamam işte eşinin evdeki şeyin hassas işte bu konuda. Dokunma işte o sasteliğine dokunma yani. Çok iyi biliyorsun ki ben buna dokunursam, bunu mevzu, mevzu edersem kavga patlayacak yine. Tekrar dokunan ahmaktır ya. Ahmak. Yani aynı ahmak ne demek? Aynı sebeplerle farklı sonuç bekliyor. Bak dünyadaki şeyleri zarara yani en bahtiyar odur ki dünya ömründen kazandığına mesrur kaybettiğine masum olmaz. Bu zeka değil bu. Akıldır. Aklı şöyle bu işe yarıyor. Sonuca göre süreci yönetir. Zeka ise süre, süreçten belirsiz sonuca göre yönetir. Mesela şöyle diyeyim. Sonuç ahirettir. Dünyadaki davranışların haramdır, helamdır, derim, diyemem, ayıptır, günahtır, Niye bunları burada farkındalığını getirdi? Sonuçtan yani ahiretten ahirete göre dünyadaki süreci yönetiyorsun. Bu akıllılıktır. Aklın özelliği sonuçtan baştaki süreci yönetir. Zeka ise belirsizlik olan gelecek, belirsizlik, belirlenemez, kuransız belirlenemez, bilinemez. Sonuçsuz süreci takip etmek. Zeka. Bu da çok ilginç bir tarif oldu bu. Bu yok orada 341'de Osman. Bunu yapabilirsin. Mesela Şehveti ne diyor? Bulduğum bir şey. Şaraba ve afyona benzer şehvet. Şuuru örter, akıl şaşkınlaşır. Mutlak ve muhiti ihata etmeye çalışmaz. Mesela aklın bir özelliği de şöyle. Şehveti anladık mı abi bak? Şehvet şaraba ve afyona benzermiş. Şuuru örter, aklı şaşkınlaştırır. Bir insanda aklın olduğunu nasıl anlar? Mutlak ve muhiti ihata etmeye çalışmaz. Hudutlar çizmez. Mesela Allah mutlak ve muhit olduğu için ona hudutlar biçmeye kalkmaz. Ee, devam ediyorum. Dünyadaki umurlardan, işlerden zarar ettiği zaman akıl mahzun olmaz. Zeka mahzun olur. Keh. <laughs> Varsayı kaçırdık ya. Bu şeyi kaçırdık. Bu kalyeri kaçırdık. Yani of of pef yapan e, zekadır. Akıl ise e, yapısı itibariyle sistem, sistem itibariyle şeye bağlıdır. E, ahiret ve Allah ile ölçüyü öyle yapar. Onun için bizi o kadar nispete e, rahat ediyoruz. Mesela gadap aklı örtüyü örtüyor ya akılsız yapıyor. Ben bir ses attığım zaman lütfen onu dinleyin. Sebebi? Ben lanet her şeyde konuşmuyorum. böyle her şeyi hani derler ya maydanoz olmuyoruz. Yani bir ses attığım zaman harika bir tespitim olmuştur. E, ve onu e, sese dönüştürüp anlatıyorum. Mesela geçen 13 dakikalık bir şey vardı. Ademi haletler nelerdir? Yani Ademi haletler nelerdir? Hangi haletler Adem'e götürür? Ademi haletler bize hakim olduğunu nasıl anlarız? 13 dakika bir şey. Dinlemişsinizdir. meculda vardır. O sesleri kaçırmayın. Çünkü niye? En az 20-30 seneniz gerekiyor o iş, o iş için. Adem, bunu 13 dakika şey yapabilmen için ademli çalışman lazım. Haletlere çalışman lazım. Haletler aktif olunca insanı nereye attığını, vücuda dairesine mi, adem dairesi mi? Bunu tefrik edeceksin sonra diyeceksin ki şu 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 şu, şu sıfatlar ademidir. Vücudu, nefs-i vücutları yoktur. İnsan da hakim olduğu zaman soyut bu. Adem'e atar bu. Giderken arabada onu bir dinleyin. sitede var Nur dersinde. Adem'i haletler insan nereye atar diye. Akıl ile heva zıttır ki akıllı olan hevasına uymaz. Rivayet edilmiştir. Bak rivayet edilmiştir. Hiçbir bilgisi olmayan akıllıyı aklı olmayan bilgi düşünmek imkansızdır. Bir daha hiçbir bilgisi olmayan, hiçbir bilgisi olmayan akıllı. Köyde oluyor ya böyle hakikaten akıllı adam. Zeki demiyorum. Mesela bilge insanlar var yaşlılar. Hiçbir pek bilgisi yok ama akıllı. Yani hassas dinde akıllı demek ki vahiye tabi. Aklı olmayan, aklı yok ama bilgisi var. Düşünmek, aklı olmayan bilgiyi düşünmek imkansızdır. Yani aklı var, bilgi yok bilgi yok demek ki e, akıl bilgileri kullanır. Mesela değirmen gibi ta iki taş taş taşı yer. Ama tane atarsan taş taşı yemez bir de onu olur. ha Bilgi tanedir. Malumatlar tanedir. Zanlar tanedir. Marifetler her şey tanedir, tane. Akıl değirmeninde o ötülüyor. İnsanı diğer canlılardan ayıran onun nazarı bilgileri öğrenmeye ve düşünmeye dayalı ince işleri yapabilmeye ehil kılan garizedir. Yani fıtı bir yapısıdır. Mesela su dedik ya ıslatmak garizedir. Yani fıtratıdır. Ee, i̇nsan ise soyutları somut yaparak alemine taşıyarak, onu evirip çevirip diğerleriyle kıyas ederek, nisbi ve itibari tarafını artırarak, ona bir anlam yükleme adına bir pasaport, kimlik, şey vermek, arabanın plakası gibi bir isim verip dışarıda anlamlandırmak insana aittir. İşte Adem Aleyhisselam'a ve alleme ademe esma külliha bu yani. Somutları, Soyut yapmak, bir sürü elmayı armutu aldık içeriye, bunları alemimizde içimizde itibari ve nisbilerini değiştirerek, farklı bir şey yaparak, dışarıya nefsül emirde ifade ederek, bunlara pasaport, bunlara kimlik, bunlara e, plaka vererek, isim vererek tanımlamak, soyuta dönüştürmek insana ait bir özelliktir bu tabela koymak, plaka vermek. Yani soyutu somuta çevirip ona isim vermek. Ve alleme ademel esmaya külleha. İsim, isimlerini öğrettik. İsim derken bu kalemdir falan değil ya. İnsanın zahir duyguları eşyaların zahirleri Batını duyguları ise ruh, kalp, vicdan, sır, dima, akıl, Eşyanın hakikatlarına nüfus ederler. İnsanın bir zahiri ve bir de batınısı, batını duyguları var. Zahiri duyguları, zahiri, batınısı, öteleri seyreder. Mesela kalp, kalp bir penceredir diyor. Ee, vicdan nezaredir diyor, seyredendir diyor. Vicdan ne yapar? Orayı buraya, burayı da oraya taşır. Buradan orayı seyreder, Oradan da burayı seyreder. Buradan da orayı seyredebiliyor. Bu sistemle. Çalışma nispetinde oluyor. Şimdi başka bir şeyinden Elmalılı Hamdi Yazır'da, Yazır'dan, yazırdan e, akıl şöyle demiş. Büyük ölçüde böyle tarif etmiştir. Akıl noktalı virgül madeni kalp ve ruhta yani aklın madeni kalpte ve ruhta şu ağı dimada bulunan bir nuru manevidir ki İnsan bununla mahsus olmayan şeyleri idrak eder. Yani e, Mehmet kardeş akıllı Elmanlı şöyle demiş. Madeni yani hakikati veya biz ma, e, mahiyeti. Aklı mahiyeti diyor. Elmanlı'nın hamdi yazır. Kalp ve ruhtadır. Ama şu ağı yani dişe vuruşu, tezahürü dimada bulunan bir nur manevidir ki insan bununla mahsus olmayan, tutulmayan, gözükmeyen, işitilmeyeni idrak eder. Yani idrak kendine taşır. O alemlere şahit olmak, idrak etmek mahsusat ve nefsül emirde olmayıp herkesçe ortak olmayan şeyi idrak etmek demek. Yani nefsül emirde herkesçe ortak olmayan bir şeyi ki Hakikat alimi deniliyor. Bunlar alimi misal olur, alimi mana olur, daire-i ervah olur, alimi berza olur, kabir olur. Mesela ustad da bakıyor mezara, kadını görüyor, tespit diziyor. Biz de bakıyoruz, üzerindeki toprağı görüyoruz. Ha, bu idrak artık nefsül emri üstünden kalkarak o mahsusat alemi değil, batını duygularıyla e mesela iki tane şuur var diyor. Birisi dışa bakıyor, birisi içeriye bakıyor. Birisi ihtiyar var, birisi irade var. Birisi ilimdir, birisi bilgidir. Bak acayip ya. Tabirler yerine oturmayınca havanda su dövmek gibi 50 sene, 20 sene külliyat okusan gene aynı bilgi. Mesela irade konuştuk ya belki de yarım saat konuştuk. İrade. İhtiyar, nefs-ül Var olanlar arasındaki kıyas eder, ilim ise, şey, irade ise o olan değil. O e olan bir şey değil zaten. Olmayanı, olmayan alemde, olmayan bir şeyde, orada bile tercih edebiliyor. Yok yani, nefs böyle bir şey yok. Mesela şöyle diyeyim, iyi insan kötü insan. Hepimiz, hepimiz, birbirimize karşı farklı anlam taşıyoruz. Nefs-i Emir'de var mı böyle bir şey? Böyle zahirde gözükmüyor ki. Benim gördüğüm gibi mesela İrfan e, kardeşi nasıl görür? Şu, yol arkadaşı. Ben başka görürüm. O başka görür. Ama Nefs-i Emir'de herkesin mutlak o şekilde kabul edeceği bir mayenliği yok. Herkeste farklılığı var. O farklılığa göre aleminde de farklıdır. Ya İrade tercih değildir. Fiil de tercih gibi gözüküyor. İradenin sureti tercihtir. Kanuniyeti değildir. Bak ben bu alem İslam'ın islahını iyi olmasını temenni ediyorum, arzu ediyorum, istiyorum ama irade edemiyorum. Demek bu tercih değildir. Tercih değil bu. İradeyi tercihte kullanmıyor. Alem İslam'ın İslam'ın iyi olmasını temenni ediyorum, istiyorum, arzu ediyorum. E ama ne yapamıyorum? İrade edemiyorum. Hani bir tercih miydi? Tercih olsaydı diyecekti de irade edemiyorum diyecekti. Yani bunları olmuyor diyor. Tercihte kullanmıyor. Ter, i̇radede tercih yok mu? Sureti tercihtir. Kanuniyet insandadır. Hakikati mahluk değildir. berzahtır Birkaç ulema berzahtır diyor bizi onun için irade Cenab-ı Hakk'ın irade külliyesinin taayyun ve teşahhus ettiğinden mahluk değildir ama vacip de değildir, mahluk da değildir. Berzahtır. İnsanın mutlak hürriyeti oradan alıyor. Çünkü mahlukiyeti yok ama vacip de değil. Çok tuhaf. Daha iradeyle çok acayip işimiz olacak. Devam edeyim. Akıl aleti o Elmalı Hamdi yazarın bitti. Akıl aleti rububiyeti idrak edecek alet değil. Yani akıl da bu, bunu bilir. Zaten meslevi de şöyle kullanıyor. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor diyor. Her şeyin aklı olmadığını aklımız da söylüyor. i̇mam Gazali 10 sene mağarada kalıyor çıkıyor diyor ki. Bir, yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim ben mağaradan çıkmazdım. 2- her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış oldular. Altında Ruşta abi şöyle tarif ederdi. Allah bu kainatı kurarken aklın mizanlarıyla kurmamıştır ki aklın mizanlarıyla kainatın hakikatinin keşfine varasın. Alemi şahadetteki ilişki ve çelişkileri zeka çözüyor. Vahiy ile anlamlandıran akıl oluyor. Varlığın ilişki ve çelişkilerini zeka onu vahiy nuruyla vahiye taşıyan vahiy şeyle hakikatiyle anlam yükleyen akıl oluyor. Yani bir meseleyi mesela iradeyi kendi zatında tanımlamak yetmiyor. Bunu tevhide getirmek gerekiyor. Bir manada anlamak ya da... Şu, iradeyi eylemsiz, tercih yapmadan, nefsül emirde olmadan, bütün iradeyi böyle kullanılmış. Şimdiye kadar kim ne anlatmışsa. iradeyi eylemde, tezahürde, realitede, yani tezahürde anlamaya çalışmış. Şimdi sormak istedim şu abi. Hani e Zekâ ile akıla ayrılırız ya, burada yani vahiy anlamlandırmanın aslında bir adı da tevhide getirmek. Evet, 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 ta kendisi, aynen öyle, aynen öyle. Akıl aleti, rububiyeti idrak edecek alet değil. Bak, akıl aleti Allah'ın kainatın kuruluşunu, idareciliğini idrak edemez. Ubudiyeti idrak edecek alettir, ubudiyeti idrak edecek bir alettir. Ubudiyetle ibadet dağlar kadar fark vardır abiler. İbadet vefat edince bitecek, ubudiyet ezeli vebedi devam edecektir. Ee, i̇badet namaz oruç gibi şeylerdir, ubudiyetin içerisindedir. Ubudiyet ise e, insanın mahlukiyetini, e, mahluk olduğunu, mahluk olduğunu, o halik olduğunu, o Allah'tır. Yani kendi kusurun delühte ediyor az, fark, noksan, kusurun deruhte etmek, bu ubudiyettir, ubudiyet. Deruhte etmek var ya, ruhudur bu işin. Ubudiyetin ruhudur. Yani şu farkındalığını, kusurunu, insan olduğunu, alemi şehadetli olduğunu deruhte ediyor, kusurunu deruhte etmek. Yani ayna olabilmesi için bu şarttır, deruhte etmek. Adem Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi ben nefsime zulmettim, Kusurlu delut etti. Doğrusu doydu. Ötekisi dedi ki Kur'an'da geçen şey, gene söylüyor. Beni sen azdırdın diyor. Allah kalkıyor. Tobeste vurulan. ya yani, Rabb beni affet. Bu şeytanın sözünü ait yapıyor. Acayip bir şey. Beni sen azdırdın diyor. Kur'an'da geçiyor. Ve namazda okuduğum zaman veya rahatsız olduğum zaman şeytandan şeytanın o söylediği sözü söylerim şeytan defoluyor. Ayet ya. Beni sen azdırdın sözü ayet şeyi ayet ya. Kimin sözüdür aslında? Şeytanın sözü. Lahu <laughs> bulafilin İbrahim Aleyhisselam sözü ama Cenab-ı Hak ilim, irade, kudretle de içerisini değiştirmiş. Ayet olmuş. Kusurunu deruhte etmek ubudiyetin ruhudur. Az, fark, noksan kusurunu deruhte etmek bu dört taneyi bir araya gelme nispetinde ubudiyet oluyor. Bunu akıl idrak ediyor. Akıl Bunu zik anlamaz. Ya ben niye ağlayayım canım? Mesela diyelim ki şöyle söyleyeyim bakayım gavur. Gavur nasıl yapar? Haklıyım. Ama dese ki gerçek gafurun yapacağı halde değil ama haklısın ama aklama. Haklıyken dün bunu diyebilir mi zeka? Tamam ben haksızım kardeşim. Kusura bakma ben haksızım. Der mi? Zeka bunu demez. Der ki tamam kardeşim trafik azar. Tamam kardeşim tamam. Görürsünüz ahirette. Sen yüzde yüz haklı olduğunu aldı. Korktuğundan değil. Baktın adam patavat ya. Ya tamam tamam. tamam. Bunu kim yapıyor? Akıl yapıyor. Onun için zaten vel kazimin el gayze ve la nas diyor. Gayzinizi yutun, insanları affedin. Kim yapacak bunu? Zeka yapamaz ki. Ama ben böyleyim, ben değişemem demek zekavetin özelliğidir. O ki değişemeyecektin. Allah sana niye değiş diyor? Olmayacak bir şey teklif ediyor. Diyor ki ben olmayacak bir şey teklif etmedim. La yukellifullah nefsen illa vusa. Teklifim alaytak yoktur. Niye öyle kabul ediyorsun? Ben değişemem. Neyler değişmedi ki? Ey gidi, nasıl değiştirdi hadiseler. İnsanın mükellef, yani ubudiyeti kim fark ediyor? Akıl, ibadeti, zeka. Ama kapsar şey, ubudiyet değerini de kapsıyor. İnsanın mükellef olmasının illeti akıldır. Aklın zaruriyeti bilmesi ve nazarı olanlardan ulaşabilme meleke sahibi olması neye benziyor? Yani mesela e, fetret ehli akıllıdır ama güneşin nuru yok. Neye benzer? Gece yarısı gözü açık, zifir karanlıkta dolaşmak gibidir. Görmez. Gözün sorunu değil. Güneşin olmamasıdır. Fetret tehli böyledir. Onun için ona kör denilmez. Ama güneş var gündüz ama adam görmüyor. Ona kör denilir. İkisi de görmüyor ama birisi kör, birisi görmüyor. Yani fetret ehli böyledir. Güneş nuru yok, aklı var. On için kafir değildir. Çok güzel bir misaldır bu. Onun için kafir değildir. Görmüyordur ama kör değildir. Şey örtmedi, örtmedi. Kafir ört- örten demektir. Evet. Çok tuhaf değil mi bu? Çok güzel bir misal. Yani fetret için. <laughs> Güneş yoksa göz yok olduğu gibi vahiy yoksa akılda var yok gibidir. Hayal hem var eder. Hayal noktalı virgül ne demek? Yani onu, onu, da burada soktum ki onu da çapını genişleteyim. Hayal hem var eder hem manayı elbise giydirir hem de depolar ama yok edemez. Olmaz. Hayal yok edemez. Yok yok. Üstü örtülebilir ama yok. Yokluk yoktur abiler. Zaten depo yani kayıt yeri. Evet kayıt yeri. Elbise giyme yeri. Hayal zannediyoruz ki biz hayal edince var ediyoruz. Aslında üstünü açıyoruz. Her şey var. Her şey olması ihtimaliyatların her hakikati, her şeyin sureti hayalde, alem imsalde var. Olmuş olabilir, olacak her şey var. Hayal ne yapar? Üstünü açar. Başka hayal ne yapar? Depolar. Başka ne yapar? Manaya elbise giydirir, kelimeye dönüştürür. Çok ilginç ya. Şimdi evet. Şimdi ben burada durayım. Şimdi evet. 40 kaç? 41. Akla hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra akla ara, ara vermiştik. Yani arkadaşlar bu derse sonra ne anladım biliyor musun? Buna çalışa 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 dersleri geliyoruz ya yapıyoruz ya çalışıyoruz. Melek sahibi ola ola farkında değiliz. Ötelerin adamı oluyoruz. Öteleri yaşıyoruz. İtimat edin bana. Sanki bu yaşayanlarla hiç işim olmamış gibi oluyor. Hem zaten öyle gözükecek ahirette hem de duygular, yaklaşım, bakış, noktayı nazar, sabır, yani olaylı, olayları tahlil etme hiç böyle alem-i insanlara benzemiyoruz. Farkında mısınız? Bu toplumda yaşıyorsun, aynı yerde yiyorsunuz, böyle aynı yemek yiyorsunuz, aynı şeyde ama eyne selamine süreyya. Olayı haşir ve Allah ve içsel alemdeki insanın işlevi, sistemiyle yorumlamak nerede? Adam diyor ki böyle dedi diyor. E bu, basice basitçe kalmış. Sen diyorsun tamam kardeş takılma ya bırak asmatı ya o adam şey yaptı tamam ya. Öteksi ya nasıl olur ya? Abiler e, alemi şahadetten sıyrılman nispetinde hiçlik mi yaşanıyor? Yok. Alemi gayba. Alemi melekut. Onlar yaşanıyor şu anda haletler buralı mı? Şu haletler buralı mı? Şu andaki halet. Şisler buralı mı? Burada kullanılan şey mi? Ne der adam? Ehli dünyası. Bu ne diyor ya? Bunlar böyle yeryüzünde böyle var mıydı ya? Diyecekler ve derler. Zıtlar iyice keskinleşiyor abi. Evet. Onlar için düz değil mi? Yani bu bedenin dışında, yeme içmenin dışında düşünsel, vicdandaki hisler, kalpteki duygu ve ruhtaki latifeler hiçbirisi buralı değil. Yani şu anda orada yaşayacağız değil, orayı yaşıyorsun zaten. Yani orayı çok acayip bir şey yaptık. Mezar bizi acayip ayırdığı için mezar orası keskin bir şeyle sütüne ayırmış gibi gözüküyor mezarlık. Oysa onu kaldırmış usta. Ne demiş? Rum diyor eski mi şuvasını terk ediyor diyor. Yani o mezar var ya mezar adamı konuyor. O, o bizi korkunç bir duvar yapmış orası burası değilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Hutbe-i Şami 39 28. defter 105. Çünkü beşer Hılkat-ı kainattaki zahire, esbab ve neticelerinin mabeynindeki basamakları ve tesensül eden illetlerin ve sebeplerin müsebeplerini aklıyla keşfedip sanat-ı ilahiye devam ediyor. Kim bu? Abi. He? Münasebetlerin ha, münasebetlerini, sebeplerin münasebetlerini, Münasebetler. münasebetlerini aklıyla keşfedip sanat ilahiyede diye devam ediyor. Bu kim? Beşer. insan değil. Bunu sonuç nedir bunu yapabilme nispetine? insan oluyor. Mevcudatın birbirleriyle ilişki ve çelişkilerini aklıyla keşfediyor. Keşif akıl yapıyor. Ve insan oluyor. Aklı kadar insandır. Ee, zekaveti kadar beşerdir. Beşer. Bu usta bak ustadan ayırdı. Bak beşer diyor. Görüyor musun? Beşer. Ayrı diyor o. Ee, ustad mesela lügatı dedi ya mesela lügatta e, bir kelime kaç manaya geliyor? Diyelim ki e, vecide, vicdan. Kaç tane manaya geliyor falan. Ustad da diyor ki ben diyor kaç tane mananın e, hangi kelimelere ifade ettiğini lügat yapacağım demiş. Şimdi ne demek istedim ben bununla? Ben aklı, zekayı, beşeri, insanı, vicdanı, iradeyi öyle bunları suretinde, kanunetinde, hakikatinde ve mahiyetinde eyle uygulanmış haliyle gösteriyor. Evelu ahilu zahru batinu. Sözler 388. bu deiler gibi ve umuru gaybiye dair tahminlerini yakin tahayyül eden akıl furuşlar gibi senin gaybi haberlerini beğenmiyorlar mı gaybi kitapları mı var ki senin gaybi kitabını kabul etmiyorlar bitti metin akıl furuşların özelliği neymiş akıl furuş akıllılık iddia edip akılsız olanların özelliği şuymuş. Geleceği tahminlerle meşgul olurlar. Kumar oynamak bundandır. Hayal kurarlar. <laughs> Kazanmışım. Şu kadar parayı dolayısıyla bu kadar sonuç için bu kadar para verilir. Onun için kumar oynanabiliyor. Sonuca göre bu bir şey değil ki. Ver nasıl onu alacağım? Bu akıl fuluştur. Sonuçtan sürece baktığı için rahatça onu yatırabiliyor arabasını. Evet akıl fırıştık ya ama. ama, akıl fırıştık yapıyor. Akıl fırıştık demek zekaya. Geleceğe tahminle meşgul olurlar. Başka bir de kimsenin aklını beğenmezler ve istihza ederler. Ala ederler. Ya Mehmet kardeşim. Safta ya. Kafayı kaptırdı zabalıyor adama bakıyor şu adamı ya. Gidiyor kalkıyor. Basit. Peki istihza etmek ailede ne olur? Erkekte tahakküm olur, kadınlarda naşize olur. İstediğin gibi kullan bunu. 97 sözlerde söylüyor. 97 de değil. 648 sözlerde kefe var ya kefe. Yani kantar. Ustad kadının erkeğin içini de söyleyeceğim. Kadının naşizeliğini nokta virgül sahil günahlar diyor. Sahil günahlara eş yapıyor sair günahlar, narşizelik vesaire. Erkeklerin ise akılla hareket etmesi gerekirken hissiyatıyla hareket edince şehveti, lezzeti putlaştırınca akıl devre dışı oluyor. Hissiyat-ı nefsaniyede kadınlaşıyor. Kadın da buna mukabil e, hayasızlıkla erkekleşiyor diyor. Lemaat'ta söylüyorum. Şey, hakikat çekirdeklerine geçiyor. Görüyor musun bak? Akıl devre dışı olunca bak ne, ne kadar birbirine giriyor. ona pek kimse girmiyor. Hakikat çekirdektir. Akıl furuştuk, zekavettir. Bir de kimsenin aklını beğenmezler. Biz de bir de istihza ederler. Çok akıllı ya. Alay ediyor. Alay ediyor tamam <laughs> Oysa e iman edenler diyor mühalle. Kimseyle alay etmeyin. Kimseyi basit görmeyin. Umulur ki basit alay ettiğiniz kişi sizden daha kıymetli olur. Hafızla alay ediyorlardı. Hafız camide Şerif Olu camisinde ayet okudu. Adam madem mühendisi. Bizim hafız var temiz. Kendisi gibi düşünüyor karşısını. Ha alay ediyor. Ben de oradayım. Ayet okudu. Ey iman edenler dedi. Herkes değerli dinliyor. Ya alay ediyor. Mealini de verince. Ey iman edenler. Kimseyle alay etmeyin. Alay ettiğiniz kişi umulur ki sizden daha değerlidir. Bir görsen ve onu yapan adam şimdi ölmüş. Hakikaten benlik var tabii. Mesela istihzayı bak so sayayım. Bulabildim külliyatta. Bir. Soruda. Soru sorar. Dalga geçmek. Soru sorar, bilmiyorum edası ile seni çocuk gibi sevindirmek için. Soru sorar, eğlenmek için. Yani mesela diyelim ki soru sorar, Osman bu nasıl? Oysa ben biliyorum. Acayip bir şey işte şeytan. Yani şey, o ya öyle mi ya falan. Seni mutlu olarak kendisini farklı bir mutluluk yapıyor. Mesela kadınlarda şöyle bir şey de var. Mesela e, alışverişte mutlu olur. Hakikaten öyle. Bir psikolojidir yani. Ee, bak soru sorar öğrenmek için. Soru sorar soru şüphe takmak için. Soru sorar bilalük söylüyorum bunları. R önüne ray koyup farklı yere trenini götürmek için. Soru sorar e soru şüphe takmak için. Soru sorar bilmiyormuş edasıyla seni mutlu ediyormuş şey geliyor. Ya bu nedir? <laughs> bunları hep aşağılamaktan geliyor. Öyle ama öyle değil. Devam ediyorum. Yani e, hissiyat-ı nefsaniye aklı bloke ederse in, erkek kadınlaşıyor. Kadın da hayasızlıkla diyor erkekleşir. Orada kalmıştık. Erkekleşmesinin alameti bu şeyi diyor ya istihza eder. E, kavam olur. Kavvam. Erkeği, erkeğini erkeklik yapar diyor hadiste. Buna da Ustad 648 sözlerde naşizelik Noktalı virgül günahlar diye ikiye ayırıyor. Erkekle gene erkeğin hatasından gözüküyor. Sözler 389. Yani ben buradaki şeyim e, dersi hayatta, eylemde, psikolojide, ailede kullanma adetimdir. Onun için misal veriyorum. Şu bütün kainatta gündüz gibi görünen bu intizamı ekmel, bu insincamı ecmeli kör olup görmüyorlar. Nokta devam devam ediyor. Madem bunlar bu derece hilafı akıl ve hikmet ve munafihis ve bedahetle bedahet hareket ediyorlar. Beda, be, bedahetle mi acaba? Ne olabilir be? Atamızı ha, hareket ediyorlar. Burada bitti. Ben çıkarımımı okuyorum. Vahi bağlı olan akıl kainatın İnsicam ekmelini, insicamı ecmelini aklını inşa ve ihya eder. Yani kainatın intizamından ve düzgünlüğünden sonuç odaklı insicam, düzgünlük akıl hem inşa olur hem ihya olur. Böyle akıl hikmetle yani eğer akıl kainatın intizamından ve insin camından yani e, birbirlerine bütünlük ve düzgünlüğünde yani tertip ve ölçülü olmaları nizam ve mizan o demek yani her şey yerinde olması nizam e, mizan ise yani tartılı olmaları ya mekan zaman gibi diye düşünebiliriz bu sefer akıl bununla inşa olur ve ihya olur. Böyle akıl hikmetle kendi tabiatına zıt hislerle ve bedahetle birdenbire hazırlıksız konuşmazlar, hareket etmezler bunlar. Yani mesela akıllı insan şöyle yapar. sonuçla, ahiret ya Allah sonuçla bu alemi tanzim ederken, karar verirken hem psikolojisi hem ticaretim ailesini Allah ve ahirette konuşurken, karar verirken bu sonuca göre şey yapınca hemen şey yapmazlar böyle. bütünlük içine bakarlar. Yani ben bu cenazede teyzemde de gördüm. öyle ben hissiyatımı bizzat şahit oldum. O mezara bir çarpıyor. Geçemeyince bütün duygular çok güçlü mezara çarpınca orada çarpınca birbirine tanıştılar. Daha önce hisler böyle gidiyordu. Gidiyordu gidiyordu bir yere çarpmıyordu. Bir anda mezarak çarpınca geçemeyince vurdular birbirine dönüşünce mezarda dehşet alıyorsun. Ölüm korkusunu gördüm orada. Bir daha anlatabilir miyim? Bir daha. Kendinizde Evet evet. Kendimde gördüm. Teyze merzen Merzar ben indirdim. Bak şimdi. Mi? Duygular, mı? Duygular ister. Fikir değil daha. Fikir girmedi böyle. His bu. His. Daha çok duygu değil. His. Şimdi böyle ya. Ölümden bahsetmeyin. Şundan bahsetmeyin. Kimse namaz kılmasın. Ha olabilir. 11 sonra namaz kılsa çarpıyor oraya. Çarpınca Gazali'nin tabiriyle dünya o kadar büyük diyor diyor. Yankı yapan daha var ya. Hey! Yankı yapıyor ya. Mer namaz kılana namaz kılmayanın hissi fikri çarpınca geri dönüyor. Namazsızsın diyor. Deşet alıyor. Lan ben ne yaptım ki deşet alıyorsun? Öyle zannetme işte. Tamam. Aynı bu. Niye fabrikada görmek istemiyor namaz kılanı? Teneffüste diyor basket oynayın. Yani fabrika işçisi, fabrika sahibi der mi ki yorul. Basket oynayan top sahası yapmış, şey yapmış. Ondan sonra top voleybol bahçe şey yapmış, bahçesi yapmış, sahası yapmış. Namaz kılma diyor. İmza at diyor. Girerken imza attırıyor. Cuma ve namaz kılmaz, kılmayacaksın diyor. İmza at. Yahudi olduğu için. Ama basket şeyi var. Çok tuhaf ya. Yani. Girenler söylüyor da onun için söylüyor ezber konuşmuyor. Peki bunu adam top oynatıyor yorulmuyor mu? Yorulsa onun işini gelmez ki. Ha şimdi bir şey anlatmaya çalışıyorum. Niye o şairi görmek istemiyor cenaze şey cenaze olsun minare olsun tesettür olsun ezan olsun ezanı duymak istemiyor niye? Aynı böyle abiler. Şimdi his ne güzel hedef şey yoktu duvar yoktu hisler. Oh gidiyor gidiyor gidiyor. Ama vakti ki bir bir duvara çarptı. Geçemeyecek bir duvar. Çarpınca işte ne oldu? Su, iki kanaldan su akıyordu. Bir duvara çarpınca ne olur Erdinç? Sular duvara çarptı, yıkamadı. Sular birbirine geçmez mi? Bir geri teper, o da geri tepti. Sular karma oldu. Kendine döndü. Bu sefer baraj gibi olur. Tamam Aynı şeyi gördüm ben mezarda. Böyle yakınım olduğu için. Ama Başkası olsaydı çarpmazdı. Aklım yürüdü. Böyle öyle hissi ya. Böyle. Mezarda tabii. E işte on bana fındık vermesi, evladım diye sevmesi, bağrına basması, kafamı sevmesi vs. hepsini geldi hissiyatım. Bir çarpı verdi. Buradaydı, buraya kadardı diye. Duvara bir çarptı hissilerim. Baktım daha geçemedi. Daha akıl yok. Çar bir, bir, hisler duvarı bir çarptı. Mezarın içindeyim. Hisler birbirine girdi olduğum yerde kaldım. Sonra imdadıma akıl yetişti. Zeka değil. Dur. Kaldır şunu. Bekaya gitti. Yani vesaire işte. Bir çanlandı. canlandı. Akıl yardım etmese bittin işte. Yani genel her şeyde kullan bunu. İnsan niye şoklanır? Çünkü duvara çarptı geçemedi. Bunu nerede kullanıyor bu kanunu? 142 sözlerde kullanıyor. Artık dünya daha yaşama hakkı yok. Aileler, fert, cinsiyet, her şey artık duvara tosladı. Sözleri 142'de diyor ki, bütün bütün dünyanın faniliği, artık her insanlığın hakikati ortaya çıkması, insanlığın artık dibe vurdu, yaşanacak hali kalmamış. Hatırladınız mı orayı? Bütün bütün faniliğini, bütün çıplaklığıyla gözükünce bu ne demek bu? Çarpıyor. Hisler çarpınca, geçemeyince hisler birbirlerine giriyor. Girince çözümsüzlüğe itiyor insan. Ee, akıl ölümü çözemiyor diyorduk ya. O zekâ... Zeka zeka çözemiyor. Devam ediyorum. Böyle akıl hikmetle kendi tabiatına zıt hislerle ve bedbah, bedahetle yani birdenbire hazırlıksız konuşmazlar bunlar. Hareket etmezler akıllı hakim oldukça aklını kainatla beslerler. İkide bir kah düşman kah dost olmazlar kimseye. Çok acayip akıl hakim olana. ikide bir birisine hem düşman hem düşman bir öyle bir böyle ve onun zikzak olmaz. Zikzak zekavetle olur. Anladın mı Gafur? Evet, Zikzak yapan zekavettin. Kah dost Geçen hafta dosttuk, şimdi düşman olduk. Niye dosttun? Şimdi niye düşman oldun? Ee, sonuca göre değil, zeka ile aklı dersim başında söyledik. Ee, akıl sonuca göre süreci takip eder. Zeka ise belirsiz sonuca göre yaşar. Sonuçsuz süreç yaşanır. İkide bir karan değiştirir. Mesela bana en çok şunu soruyorlar. Abi ben kararsızım ikide bir karar değiş, değiştiriyorum diyor. Ben de diyorum ki şimdi e, bu bölüm salim değil. Bu galiba e, ya Gazali'den almışım. Oku diyor. Çektim abi Ali. Yay çektim abi tamam. Nişan aldım. attım mı atmadım? Çevirdim çevirdim. Alçak vazgeçtim 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 vazgeçtim. Bıraktık. Bıraktıktan sonra da okun yolunu değiştirebilir miyim? O karardır. Ama o kut yayda çektim ama bırakmadım. İşte bu e, karar değişikliği değil. Bu tercihtir. Karar değildir. Karar sonuçtur. Onun için kimse kararını değiştirmiyor. Değiştirebiliyorsa o karar değildir. Hedef değişikliğidir. Sonuç olmuşsa o karardır. Karar hükümdür. Sen karar değişikliği değil, ikide bir tercihin değişiyor. Devam ediyorum. İkide bir kah düşman, kah dost olmazlar. Kararlı ve istik istikametlidirler. Dostunu, düşmanı bilirler. Akıl. 27. defterin 277. sayfasında orada bunu anlatıyor. Nedir o? Kavramlar aklımızın cetvelidir, pergelidir, mikroskobudur, teleskobudur. Demek ki biz neye çalışıyoruz? İrade, vicdan, his, şuur, akıl, dima, tayül. Niye bunlara çalışıyoruz? Bunlar aklımızın doğru çalışması için cetvelidir, pergelidir, mikroskobudur, teleskobu gibidir. Malzeme yok. Akıl olsa ne olur? Ya şairle beslenecek ya da doğru bilgilerle beslenecek. Yoksa değirmen taş taşı yer. Doğruya akılla, iyiye ise zeka ile gideriz. Çıkarımın doğruya mesela e, Allah için büyük küçük az çok yoktur. Allah için ne vardır? Doğru yanlıştır. Hak ve batıldır. Ha akıl için e, iyi daha iyi değil çok az değil. Akıl için doğru ve yanlış vardır. Zeka için iyi ve kötü az ve çok vardır. Mesela akıl çok acayip ee, doğruya, hak ve batıl. Hak ve batıl iman küfür vardır. Zeka için çoktur, azdır. Ee, çoktur, azdır, büyüktür, küçüktür. İyidir, kötüdür. Hak ve batıl değil, iyi kötüdür. Onun felsefe ne diyor? Felsefe tanımlamasını söylüyorum. Buna Hakkıtepe hakkında çok araştırmam var. Felsefede bir şey niye iyidir? Yani doğrudur bir şey niye yanlıştır? Bu kadar söylüyorum. Menfaati ve lezzeti varsa doğrudur. Zararı ve elemi varsa yanlıştır. Veciz bu. Felsefedeki doğru ile yanlışın tanımı bu. Yani böyle bir tanım yapmıyorlar. Çıkarımım benim. Menfaati ve lezzeti varsa doğrudur. Zararı ve elemi varsa yanlıştır. Onuk şey yapıyor. Hep bu mantıkla gidiyor. Şey Kendi merkeziyle bakıyor. Bana bakıyorsa, bana bakan menfaati varsa doğrudur. Bana bakan tarafıyla zarar veriyorsa yanlıştır. Onun için der ki hakikat yoktur. Herkese göre hakikat kendisine aittir der. Hakikat yok. Yani nefsin de hakikat yok. Ne demek yani senin için doğru olan benim için yanlıştır diyor. Mesela Mevlana şey Nasrettin Hoca demiş yani bunları tanımlamış. İki tane damadı varmış. Bir tanesi e, şeyci, e, tarlacı. Bir tanesi de necidir? Çömlekçi. Çömlekçi çömleği yapmış gelmiş kayınpederine demiş ki hocam demiş ya baba dua et demiş ya de, yağmur gelmesin çömleklerim kurusun. Yani yaptı ya çömlek kurusun ya güneş olsun. Ötekisi de gelmiş. Baba dua et demiş ya. tarla ektik ya. Kupkuru diyor ya. Mahsul çıkmayacak. Yağmur gelsin diyor. Ne yapayım dedi ya şimdi. İkisi de evlat. <laughs> yani diyor kainatın patronuna havale edeceksin. Allah Allah. Hakikaten böyle düşününce benim enfatım senin zararın oluyorsa buçuk milyar insanı veya daha da bu kadar kedi, köpekleri, domuz, çakalı, Allah hakikaten farklı fıtratları aynı yere nasıl koymuş ya? 404. Ara verelim tamam. Tamam o zaman. Tamam 404 yapıştırıcı mıydı? Evet hadi bakalım. Ee, sözler 404. Halbuki Kur'an vukuat ve ahvali maziye dair ihbaratı aklı bir iş değil ki. Allah Allah. Halbuki Kur'an vukuat ve ahvali maziyeyi dair ihbaratı akli bir iş değil ki istakip edemezsin. akıl ile ihbar edilsin mesela adamlar helak olduğu şehri belki görebilirsin ama o adamların hissiyatlarını duygularını itikatlarını akıl çözemez akli bir iş değil ki akıl ile ihbar edilsin belki se, se, sema mütevakif nakildir. Ne demek? Bunu bir şey delilimiz de var aşağıda 406. İlk önce bunu okuyorum. Aklı ak aklı yapan, aklı akıl yapan, ak öyle olacak. Aklı akıl yapan vahid. Ne maziye ne de istikbale geçebiliyor insan. Akıl iz takip eder ki Bunların başında ayetler geliyor, ayetler iz takip ettiriyor. Ayetler izlerdir. Bak ayetlere farklı farklı bir no izah getirildi. Ayetler izlerdir, başka göstergelerdir. Akıl kapsız bir hiç gibidir bu noktada. Zaten Kur'ansız akıl zeka olur. Görüyor musun? Mer e, iz takip etmek için. Meyinki taşlarmış şey ayetler. Mesela Osmanlı mesleği ya tapu kazası, yani bu tarla nereye göre nedir? Nispet yok, itibarisi yok. Ama çok hoşuma gitti şimdi ya. Bak neymiş? Ee, ayetler izlerdir, göstergelerdir. Mazinin izleridir, istikbalin göstergeleridir. Ayetler ekranda geliyor. Navigasyon mesela navigasyon geçmişi göstermiyor ha. Yol bir hedef yaptın. Hep geleceği gösteriyor yolu. Orayı gösteriyor. Var mı gelecek? Var. Nereden biliyoruz? O şehir var mı ki? Yazdığın adresi kabul etmişse ve gösteriyorsa şüphen var mı? Navigasyonun gösterdiği yerden şüphe var mı? Yok. İnsanın fıtratının gösterdiği o hislerin gösterdiği yerden de insanın şüphesi olmaması lazım. Beka mesela. Ebed arzusu mesela. Gösterge. İşte ayetler de e, izlerdir. İz olursa geçmişi iz sürüyorsun. Geleceği de sürebiliyorsun ama ama gelecek göstergedir. Onun için ayetler bazen iz, bazen gösterge, bazen ikisi beraber oluyor. Hem iz hem gösterge şeyde o maziye ait ihbarat gaybiyeyi bahsediyor. O kısmına evet. başladım ne ne diyor? Yani peygamberimiz aklıyla onları bilemezdi. Aklı bir işte evet. bu ihbarattır yani diyor. Akıl. Evet. Yani aklıyla... İhbarat olsa bilinseydi ihbarat denmez. Yani aklıyla yazmış kendi. Evet. Nasıl olacak ya o? To 3000 mesela bir tanesini söyleyeyim. Ee, şey e, Firavun mesela 3700 sene Musa Aleyhisselam'ın döneminde olmuş, boğulmuş. Nice insanlar Kızıldeniz'de boğulmuş. Akıl, eğer Kur'an dememiş olsa 3700 sene kendisinden önce, 1400 sene bu taraftan. Şimdi Kızıldeniz'de ne kadar insan mı olmuştur? Ama bu boğulanların bir tanesi çürümeyecek. El yevmenü neci ki bir bedenike. Ayetini söylüyor. E, senin diyor ahır zamanda İbret alem için cesedini çürütmeyeceğim çıkartacağım diyor. Kimin eliyle olsunuz, olsun. Ben İngiltere'de bunun cesedini gördüm. Cam ikanın içinde. Mumya değil. Kum koymuşlar. Bulunduğu yeri temsil etsin diye. Kum, kumun üzerine şöyle yapmış. Gördün değil mi? Gördün değil mi? Orada böyle aynı. Kıçı mıç hep gözüküyor. Bu saçlar hep sağlam. He? Ben, benimkisi de açıktı. Hepsi böyle. Ben ağladım biliyor musun? O ayeti, fiili ayeti görünce. Yani mumya değil. Kırmızıya benzer saçları vardır. Elyo ki necike ben bugün senin cesedine necat vereceğim. Peki bunu akla bilinir mi? Ya çıkmadı ne olacak? Hani yok? Bu kadar seni geçti yok. Bu akılla bilinir mi? Bu kadar kişi olacak ama bir kişi çürümeyecek. 406 buna delil yapılıyor. Yeni bir şey değil bu. Bunu bitireyim. Kesiyorum. Çünkü o hakaiki gaybeyi hadsiz dalalet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak, akıl gitmesi, aklı beşerin karı değildir ve olamaz. Beşerin en dahi hükemaları o mesailin en küçüğüne akıllarıyla yetişemediği malumdur. Dahi. Ne demek? Aklın böyle bir vazifesi de zaten yoktur. Akıl kaple akıllı olur maalesef pratik zekayı akıl ile karıştırılıyor. Demek ki akıl böyle rehbersiz, ekransız, işsiz, göstergesiz mazi ve istikbale gidemez. Hele kesin şu şudur, bu da budur. Böyle oldu, tahminim, zannım, ihtimaldir herhalde muhtemel demeden bu budur, bu da budur. Denilemez. Eğer vahiy yoksa. Burada kesiyorum. Bir ara verelim. Tekrar devam edeceğiz. El-Fatiha. Azbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Dima kaç? 203. 203. 203. 203. 203. 203. Akıl 41'in ikinci 203. dersi oturumumuz. Sayfa 446 sözler. Defter ise 142. sayfa 28. defterde göndermişiz. Diyor ki insanları terbiye, ...ve nefislerini teskiye... ...ve kalplerini tasviye ediyor... ...ruhlara... ...inkışaf ve terakki... ...akıllara istikamet ve nur... ...ve hayata hayat ve saadet... ...veriyor... ...Kuran yapıyormuş bunu... ...bak insan... ...Kuran insanların... ...insanları terbiye... ...nefislerini teskiye... ...kalplerini tasviye ediyor... ...yetmiyor... ...ruhlara inkışaf ve terakki veriyor... Akıllara istikamet ve nur veriyor. Bu ne yapıyor ya? Çok acayip. Hayata hayat ve saadet veriyor. Kur'an akıllara istikamet, nur ve inkılap yapmış ve idame etmiş ve idare etmiş. Vay be. Allah Allah. Şu ne demek abi ya? Hayata hayat verdik. Hayat. Evet. Bu ne acayip bir şey. Bir dakika de... bir şey ya. Sen bir evet. şey nasıl o anladın abi? Evet. Ben de aynısını soracaktım. Evet. Aynısını Aynı. Aynı soracaktın. Aynısını soracaktım. Niye Hayata hayat hayat? Hayat. Allah Allah. Hayatın hayatı nedir abiler? Usta söylüyor. Hayatınızı iman ile Hayatlandır. hayatlandırınız. Hayatın hayatı imandır. İman yoksa hayat Adem Adem'dir. Ce yaşamamış kabul ediliyor. Gerçek saadet imandadır diyorlar. Evet. Yani şu hayat, şu hayatın yerine iman da yazılabiliyor. Evet. İman ve saadet. İman mesela eee Artınca ne oldu böyle ihtiyaç hissettim de köyde böyle. İman hem nurdur hem kuvvettir ya. Gelen hadiseleri üzerine alabilen. mesela şeyi tanımladım bir misal verdim. E, Agafur'un da mesleği itibariyle. Arabayla giderken kasise geldik. İlk darbeyi lastiğin içindeki hava alır. Çok büyük darbe. Eğer diyor hocamız bize anlatıyor. Bu dört tane Aktarma organları olmasa yani e, direkt direk kasisleri insan vücudu hissetse böbrek dalak hepsi düşermiş. Hoca anlattı. Yani kasise düştüğümüz zaman küt diye ilk e, üzerine alan lastikte kavamdır. Diyor ki ben aldım epeyisini. bir şey kalmadı gerisini amatör e, helezon yay veya makas şey ise ağır vasıta ise e, ama veya helezonik yay üzerine alıyor. Yani lastiğin alamadığı miktarı. O dp'yi aldı. İkinci aktarma. Üçüncüsü koltuğa geliyor. O darbe. Oradaki yaylar, süngerler de üzerine alıyor. Ettiğimi üç. Geri biraz da kalıyor. Onu da sen al demiş. Bu niçin anlattım? Bu sistem imana benziyor. Gelen hadiseleri, tazikleri üzerine alıyor. Onun için bizde tahammül oluyor. Ee, öfke, şey, inat. Dört tane. Nemrudani inatı, firavunane kibri, ee, şey, öfke, haset. Bu dört tane aktarma organlarını iman üzerine alıyor. Yani vuruyor, çarpıyor, havasını alıyor. Çok az sana bir şey hissettiriyor. Haberimiz bile olmuyor. Mesela o kadar fırtınalara giriyor ki uçak bizi hafif hissettiriyor. O kalka sağlamada insanın cesedi bulunsa havada toz olur o rüzgarda. 300 kilometre hızla esiyor biliyor musunuz yukarıda? O böyle böyle yapan şey. Şimdi şunu demek istiyorum. O kadar bizim aklımıza bak, aklımıza, vicdanımıza, kalbimize, ruhumuza darbeler geliyor ki Allah razı olsun. İman o darbeleri çok az bize hissettiriyor. Arabayla girerken kasis mi düşünüyorsun? Şey, kaçayım diyorsun o kadar. Pat etti. Ne oldu biliyor musun? Yok o kadar. Bir, lastik hava üzerine aldı. Helezonik ya veya amatisör üzerine aldı. Koltuğun yayı ve sünger üzerine aldı. Hafif bir şey hissetti. Ama bu sistemi adam arabayı sif sürüyor. Ama bilmiyor ki benim gibi bu aktarma organların. Ha, i̇man da öyle gelen hadiseler var ya şimdi senin gördüğün görmediğin bildiğin bilmediğin şu anda maddi ve manevi musibetler dertler yağıyor vesaire. İnsi ve cini semavi arzı afatlar belalar geliyor vesaire. Ama hep iman mukabele ediyor. Fark, farkında değiliz. İman yani düşündüğümüz zaman ortaya çıkan değil düşün ve düşünme. Seni bloke etmiş tahammül sana gücü veriyor. Hadiseler mukabele eden odur. Nurdur ve kuvvettir. Bunu kim yapıyor? Böyle bir eser olur mu? Kur'an için diyor ki, insanları terbiye ediyor. Bak diyor ki yapma. Terbiye ediyor. Bak ifrat, tefrit, vasat. Böyle. Diyor ki mesela, gadab çok iyi nimettir. Öfke çok, kibir çok iyidir. Hase çok iyidir. Vasatı. karşı ifrat, tefriti seni yok, ortadan kaldırır. Öyle Bunu terbiye ediyor. Kur'an insanları terbiye ediyor. Kur'an insanların nefislerini teskiye ediyor. Nefis yani beşeriyetimizi demektir bu. Nefse mari değil bu. Kur'an kalplerini, insanın kalplerini tasviye ediyor. Yani yol açıldı arkadaşlar. Dozer e, senoz yolunu açtı. Ama araba gidemez ki dozer açtı. Greder, greder tasfiye ediyor. Sonra ruhlara inkişaf ve terakki veriyor. Sonra Kur'an akıllara istikamet ve nur veriyor. Akıl akıl olabilmesi için istikamet ve nur. Yani sonuca göre olayları yorumluyor. Yani nur geleceği yorumluyor ya. Nur geleceği görüyor. Sonra hayata hayat ve saadet veriyor. Evet. Şimdi burayı da atlıyorum. Sayfa 145, sözler 494. Hakaiki Kur'ani ile Nur'ani muhteşem şahsi manevisini bin mucizat ile muhat olarak akıl gözüyle gördüğünüz halde. Peygamberi söylüyor. Bir daha okuyayım. Hakaiki Kur'aniye ile Nur'ani muhteşem şahsi manevisini başka ne özelliği var? Bin mucizat ile kuşatılmış, kuşanmış, muhat olarak akıl gözüyle görünüyor. Gördüğünüz halde yani o zaman gözleriyle adam parmağından su aktığını görüyor ama gene münafık olabiliyor. Çok güzel bir şey değindin yani. Aslında çok çok düşünülmesi gereken o kadar acayip ki. Ben orada bitti zannettim ama sofra hala etkiliyor beni. Mesela usta diyor ki bir Müslümanın ailesinin diyor boşanması mahkeme kapılan düşmen is, is, İslami şerefe yakışmaz diyor. İslamiyet yakışmaz bir Müslümana diyor. Hele 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 kişinin bile karı kocasında konuşmaya bile dile getiremediği haya ettiği koca karısına bile haya ettiği diyemediğini mahkeme salonlarında söylemek tamamen imana, İslam'a, insaniyete zıt beşeriyete atar. Buna çok güzel bir şey getirildi. Ne diyor? Allah bile ve peygamberine de öyle. Munafı bildiği halde munafı şifre etmiyor. Parmağından su içiyor. Peygamber Hazreti mucize gösteriyor. Munafı su içiyor. Arkasından namaz kılıyor. Ama sen münafıksın demiyor. Yani Allah nasıl bir vefaya yani suratına vurmuyor. Ama biz en ufak bir şeyde sen bana böyle dedin, sen bana şöyle yaptın. Sonra böyle gittin. Ya hemen deşifre ediyoruz. Evet şimdi diyor ki Hakaiki Kur'an'ı ile nurani muhteşem şahsi manevisini peygamber, bin mucizat ile de muhat, akıl gözüyle gördüğü halde o adam Gözü, kafa gözüyle gördü. Niçin söyledim biliyor musunuz? Attım bunu. Kafa gözüyle mi görmek daha insana yakıştı inancına götürüyor, akıl gözüyle mi? Akıl gözüyle. Biz akıl gözüyle görüyoruz peygamberi. O zamandaki inkar edenler kafa gözüyle görmüş. Çok acayip. Biz daha bazıları onlar şanslı zannediyor. Hayır. Eğer mahallemizde büyüseydi o çocuk, o çocuk sonra peygamber olsaydı vallahi iman etmemiz çok zor olurdu. Çünkü daha dün çelik çumak oynadık onunla. Ben onun peygamberi nasıl kabul edeyim? Demek ki o zamanda, o mahallede iman etmektense şimdi iman etmek daha kolay geliyor. Değişti değil mi? çok çok. çok. çok, çok. Benim hep ince düşündüğüm şeydir. İyi ki sahabe döneminde değilim. İyi ki. Değilim. En iyisini Allah yapıyor. Mesela dün çelik çumak oynadık mı abi? Aa gitti mağaraya. Beraber ticaret yaptık ya kervanda. Mal sattık. Geldi ben peygamberim. Öyle mi ya? Beraber ticaret alışverişe pazarlık yaptık. Sen kendinden daha çok beni seveceksin. Geldi iman et ha. Tamam ettim neyse. Açtım gururumu. Ben var ya dün akşam. Beraber gittik yani kervanda Kudüs'e mal sattık. Bir ay gidip bir ay geliyor. Ben dün akşam gittim. Oradan da semalara gittim geldim. Geldi iman et ha. Sahabelerin en büyük imtihanı yoktu. Kılınç değil. Miraç olayıdır. Şimdi biz 1400 sene geçti. 1400 sene içindeki bu koridorun içerisinde milyonlarca milya, milyonlarca Müslümanın imanı imanıma şahit iken o bir tane mucizeyi görmüş. Biz akıl gözüyle binler mucizeyi görüyoruz. O kafa gözüyle gördü. Zahir gözüyle baktı. Aklına düşünmedi. Biz akıl gözüyle görüyoruz. Akıl gözü daha üstündür. Kafa gözünden. Ee, hani deniliyor ya onlar gördü iman etti. Hayır. Diyor ki akıl göz akıl gözü diyor. Şahsi maneviyi gören bilen akıl gözüdür. Cemaatın da şahsi manevisini gören akıl gözüdür. Envari İslamiye ve hakaiki Kur'aniye ile nurani muhteşem şahsi manevi akıl görüyormuş. Akıl gözüyle, kafa gözüyle gözükmez. E i̇şte cemaati görür. O cemaatin bir parçası işte burası. İşte şuraya gider, buraya gider, Süleymaniye'ye gider. Topkapı'ya gider, Fatih'e gider. Cemaatleri görür. Parça parça ama akıl gözüyle bütün görür akıl gözü daha üstündür abiler. Kafa gözü aldatıyor. Sözler 495. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar letaifi ve hasseleri vardır. İnsan-ı odur ki bütün o letaifi kendilerine mahsus ayrı ayrı tarih-i ubudiyette hakikat canibine sevk etmek ile sahabe gibi geniş bir dairede zengin bir surette kalp bir kumandan gibi Letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Letaif'i ne ile tanımladı? Asker. Kalp bir kumandan, Letaif bir asker. Akla latif hasse diyor. Bak akla ne diyor? Akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar, Letaif hasseler. Bu nefis denilen şey insani, latife insaniyeler yani. Nefse i karıştırmayın diye ikide bir şey yapıyorum buna. Letaif ruhun sıfatlarındandır. Ruhun da dört sıfatı ki, ruhun bir, zi şuurdur, zi kanun emlidir, vücudu harici sahibidir. İşte ruhun zi şuur tarafını akıl temsil ediyor. Hasse de, hasse ne demek? Güç, kuvvet, duygu, kuvvet, meleket manasına geliyor. Başka meleke, letaif de aklın içindeki sıfatların her biriymiş. Bu böyle tespit etmek çok zor Osman. Anladın mı abi? Diyor ki, ondandır ki, kuvve-i akliye denmiş. Akıl aynı zamanda güç kaynağıdır. Böyle jeneratör gibidir. Güç kaynağı çıkar. İstersen bilgisayar çalıştırırsın o güçle. İstersen inşaatta celaskal olur. İstersen ampul olur istersen, üşüyorsan ocak olur. Akıl böyle bir güç kaynağı. Bir daha e, ruhun dört özelliği var. Z-ayattır, z-şuur'dur. Kanunem, rucu, dualici. E, ruhun z tarafı akıl temsil ediyor. Hasse ne demek? Hasse. Hasse. Güç. Kuvvet. Duygu. Yani bunların mesela tayin pekmezi koy gibi tencereye güç koy, kuvvet koy, duygu, duyguyu koy, kuvvet, meleke, yani malik olduğumuz melekelerimiz. Bizde meleke gözükür. Meleke, malik olduğumuz melekler. Ee, bunu, bunların bütünselliğine hasse deniliyor. Letaif de, letaif nedir peki? Hasseydi bu. Letaif, Aklın içindeki sıfatlar nedir? Zeka, hüşyar, e, anlayış, feraset, basiret. Var ya böyle aklın sıfatları. Bunlara letaif, latifeler deniliyor. Aklın latifeleri. Cihazları cihazlar mi? Aklın içindeyim de. Onlar hepsi bir letaif bir de içinde letaifler var. Göz bir hasret etki. Bu alimi onunla seyreden mi Evet evet. Hasse işte. Şu an. De mi içine, alıyor? i̇çine alıyor. Mesela güç, kuvvet, duygu, kuvvet manasında. Mesela diyelim ki a, Osman, e, ruh, gibi pek çok vazifeler, letaif ve hasseler. Bunlar hem hassedir hem letaiftir. Aynı zamanda kendi içinde de latifeler. O ru ruh letaif ise ne demek bu? Çünkü içerisi letaiflerle dolmuş bir paket yani akıl. Mesela hüşyar, idrak, muhakeme. E bunlar letaiftir yani latifelerdir. Bunların bütünselliğiyle komple bir leti, lati, letaif oluyor kendisi. Yani latife demiyor. Letaif yani çoğul ya. Latifelerin bütünselliği akıl olarak karşımıza çıkıyor. Mesela ben çıktım et kemik ama bir sürü hasselerim var. Letaiflerim var. E, hasse ise yani mesela his nedir? Bağdır. Enerjinin kendisidir. Hissi davranma diyorsun ya. Hissi konuşuyor ya. Hissi davranıyor. Hissi hareket ediyor. Yani hedefsiz güç. Hedefsiz. Yani siyak ve sibakı yok. Yani Allah ve ahiretle olmayan. E, mazi ve istikbalsız konuşmak işte o oluyor. Hani şu anda biz sakiniz dünya demektir. Uyanınca ahiret demeyiz. O hasseler uyanınca tuğlayı kırıyoruz ya. Şevet, gada, pide Hepsi uyanma anına ahirete geçiş oluyor. Her şey son haline gelmesi ahirete adam oluyoruz. Bir daha anlatamadım bak bir daha. Mesela şu anda e, ee, bir gücüm yok böyle. Ama konsant güçleniyorum ya. Şevet, gadap, merhamet, anlayış, vefa, edep, haya. Yani hepsi uyuyor. Yani bir kuvvet. Uyanınca, şimdi ben size düşünmek için ölüyorum. Hepsinin uyandığını kabul et. Ne evimiz varsa. Hepsini lütfen uyandırın. Seviyesi kadar. Gadabımızın vasatı tabii. E, ee, vasatlar. Aklı, hüşyar, idrak, his, latife, zan, bilgi, malumat, kalp, ruh. Bütün latifeler inkişaf ettirdiğimiz şekilde bir kuvvet duruyor. Uyandığını kabul edin. Hepsi bir anda uyandı. O bütünsellik adının adı vefattır. Vefat. Vefat. Evet. Uyanınca öleceğiz. Allah Resulü demiş. Herkes uykudadır. Ölünce uyanırlar. Bu uyanınca Mesela Konstantin uyandırdım. Konstantin ile onu uyandırdım. Ama biz neyiz? O latifelerimiz, o fikirlerimiz, o isteklerimiz, o kalp, o duygu ne neyi inkişaf ettirdik? Hepsini inkişaf ettirin, 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 ettirin. Hepsi var mı? İnkişaf ettirdiğimiz kadar seviye aldı. Kimlik, kişilik, tabela, pasaport aldı. Hepsini uyandırın abi neler uyandırırsak. Hepsini bir bütün yapın pekmez tayin karışımı gibi. Vefat anıdır ona dönüşüyoruz. Kazanımlara dönüşüyor. O oluyoruz. Burası ne? Bu paket bil kuvve alemi. Burası. Bak şimdi şehvet uyanmadan uyandıktan sonra. Gadap uyanmadan uyandıktan sonra. Kibir, nefret, haset, adavet, gayz. Ne bileyim. Haset. Yani şu anda hiçbir şey yok. Ne kadar rahatız. Bir uyandığını kabul et. Akıl enzirvede, kalp enzirvede, hisler, gada, fidetler. Hepsi kazanımları. Ne kadar vasatı Hepsini bir uyandırın, uyandırın, uyandırın. Bunlara glafilatif bedeni misali e, folyeyi tak buzdolabı şey gibi. Hem içi gözüküyor hem ama elin gitmiyor. Bazen böyle çay kaşığıyla ben şey yapıyorum. Folyeye takılmış ama gözüm görmüyor şeyi. O kadar ki peynire kaşık götürdüm. Baktım alamadım. Pat diye kaydırdı beni. Yani orada mı değilmiş? Ha, hepsini uyandır uyandır uyandırdın mı? Hepsini bir bütün yap, karıştır, tek yap. Ha, vefat anında olduğun şeydir. Olduğun, dönüştün şey o. Ona dönüşüyoruz. Benim o işte. Mesela gadabını Osman vasata getir. Anlayışını, merhametini, cömertliğini, ihsanını, şefkatini, muhabbetini Tamam Vefanı. Ne kadar inkişaf ettirdi? Şu kadar. Ömer bu kadar yapmış. Ama sen bu teksinin bu kadar yaptın. Ömer öteksinin... Her bir kazanımları en zirveye getir konsantreyle. Hepsi çıkmış. Paketle onları. Vefat anında dönüştüğümüz şey biz biz olduk. Ona şahit olacağız. Biz bize şahit olacağız. Bunun adı uyanmak. Bil kuvve uyan içerideki o kuvalar konsantreyle ki ulvi şeylerse şeyle tefekkürle uyanınca ona dönüşüyoruz ya tefekkür etmek aslında kendini kendine çıkmaktır. Hiçbir şey eğer bir şeyi kendini hatırlıyorsan, kendini düşünüyorsan zaten tefekkür değil, o düşüncedir. Ama kendini ortadan kalkma anına tefekkür denilir. O zaman abi uyananlar burada değildir değil mi? E, bu, e, burada şey yapıyor. İşlevi var ama buralı da değil. Ahiretli de değil. O anda ortaya çıktı. Aslında mesela şey bir sene şey söyledim ki alemi gaybdaki ruhların alemi şahadete geliş koridorunun adı e, lezzettir, zevktir. Yol, yol. Birilerine yol açmak anlamındaymış. Birilerinin gelebilmesi için yolmuş. Ya Şükür de yolmuş biliyor musunuz? Allah'ın taayyum ve teşahhus etmesi için uçağın inebilmesi için pistmiş. Şükür de yoldu zevkler ve lezzetler de ruhların alem şahadete gelmesinin yoluymuş. Nasıl bir yol? O ruha göre bu yol böyle. O ruha göre bu lezzet ve zevk kesiftir. Arabaya bak, yola bak. Arabaya bak, şey yola bak, arabaya bak, şoföre bak. Şoförün cesedine bak, aklına bak, kalbin gir de gir de gir de gir de gir gir içeri bak. Yol, araba, şoför, kafa, akıl, idrak, hüşyar, kuva, letaif. Bir şey ne kadar latifse ruh ona, şey yol ona o kadar uygundur. Mesela şükür bir yolmuş. Allah'ın taayyüm ve teşahhus etmesi için. En latif yol ihlasmış. Tarih diyor. Tarih-i budiyettir diyor ihlas. Öyle demiyor mu? Ya. Mesela e, cinsellik de ortaya çıkan çıkan o zevk veya lez, lezzet o da yolmuş. Ruhların gelebilmesinin yoludur. Mesela Azrail gelmeden ruh gidemiyor. Çünkü yol yok. Azrail aslında ruhu alıyor gibi ama aslında yola refakat ediyor. Yol açıyor. Ruh nereye gidecek? Yol yok. E çıkmak istiyor. Azrail Aleyhisselam pe al Cenab ı bakın merhametiyle geliyor. Yolu açıyor. Diyor ki hadi bu yola geri git. Yolmuş. Azrail bir yolmuş ya. Bu alem şu andaki haleti rüyeniz tamamen bedense ve değil. Burada orayı yaşamanın haletidir. Azrail Aleyhisselam yol açıyor. Azrail Aleyhisselam haşa yüz bin defa haşa. Ruhu öldürmez. Ruh alır. Ruha eşlik eder. Ruhu öldüren vallahi Azrail değil günahlardır. O zaman ruh, ruhun Azrail'i günahlardır. Azrail yol arkadaşıdır. Yoldur yani. Ruhun gidebilme. Nereye gidecek mutlak ve muhit? Yok da buradan buyur. Yol ya. Hadi bakalım. Buna delil. Mektubat 331. İlim ile gelen. Bak ilim ile. Bak yola bak. İlim de bir yolmuş. İlim ile gelen mesail imaniye dahi. Görüyor musun ilim yoluna? Sevafı kadar. Ama yani yok diye zaten delil. Ortaya konmuş ya başka bir paragraf, başka bir yer. Bunun delilidir. İlim ile gelen mesail imaniye dahi akıl midesine, görüyor musun aklı nasıl tabir ediyor? E, akıl midesine girdikten sonra derecata göre ruh, kalp, sır, nefis, yani nefis deyince nefse mare değil, insan demektir. Ve hakeza letaif kendine göre birer hisse alır. Hangisine letaif diyor? Ruh, kalp, sır, nefis ve hakeza letaif kendine göre birer hisse alır, mahseder. Eğer onların hisseleri olmasa noksandır. Bitti. Şimdi ne demek? Akıl öyle bir midedir ki, midedir ki her şey güce dönüşüyor. Allah Allah. Akla düşen bilgi, malumatsan, bilg şene atarsan at güç oluyor, kuvve-i Akıl midesinden sonra tevzi olunuyor. Kalbe gidiyor, ruha gidiyor, sırra ve nefse gidiyor. Bunların hisselerini onlara uygun. Yani mesela bu ders var ya abiler bak geldiğiniz ders yapıyoruz. Bu bilgiler hep akıl midesine aktarılıyor. Akıl mide akıl öyle bir öyle bir sistem ki santral ki girdikten sonra akıl midesine diyor ki bu akla şey vicdana gitsin. Bu kalbe gitsin. Bu şuna gitsin her şey her bir latife hisse vesaireye uygun hale getirip ayırıp dönüştüren akıl midesiymiş. Ondandır ki akıl berzahtır. Duygulardan gelenler bu mideye girer. Mesela bazen duygusal oluyor. Bir insanın duygusal davranışı akıl midesine gelir. Akıl mideye girer duygular. Karşıdaki duygular, bizim duygularımız. Göz bir şey getirir duygu. Kulak bir şey getirir bir ses duygu akıl midesine girer. Sonra akıl hem sır hem de tılsım sahibidir akıl. Akıl acayip bir şey. Hem tılsım hem sır sahibidir. Tılsım demek, burada söylemiş zaten. Tılsım zıtları ve aynı olanları tek bir hakikata dönüştüren, çeşitlilikleri ve çok olanları tek yapan, misal 8. sözdeki aslanı Atamussakar, ata musahar ata dönüştürendir. Yani hem at hem aslan değildir. Artık at olmuş. Veya aslandı. Tılsım böyledir. Artı 10 santigrat derece, eksi 10 santigrat dereceyi tek yapar. Sıfır yapar. Ama sır ise zıtlar zıt olarak duruyor. Dönüştürüp değiştirmiyor. Yani artı 10 santigrat olan yerde eksi 10 santigrat derecede de var ama ...birbirlerini değiştirip dönüştürmüyor. Adeta zıtların cemi sır. İşte akıl böyle bir şey. Hem tılsımdır akılın içerisi... ...hem sır sahibidir. Akıl hem birbirine dönüştürür... ...hem de hiçbir şey birbirine dönüştürmez. Her şeyi aynı şakikatta durur. Neye benziyor benzetiyorum? Odun. Odunda duman ortadan kalkmamış... ...nur da kalkmamış. Odunda duman olması gerektiği kadar odunda nur, odundaki latif, enerji vesaire de hepsi duruyor. Ama tek şey gözüküyor. Bunun adı sır. Odun sırdır. Zıtları cem etmiş. Ve hiçbirisi mesela e, nur dumanı kaldırmamış, duruyor. Duman da nuru kaldırmamış. Nasıl? Akıl alıyor mu? odun içerisine böyle hem duman hem nur. Akıl hem tılsım yapıyor hem sır yapıyor. İşte ee, işte akıl böyle hem sır hem de tılsıma tılsıma sahip Allah alem. Bu dışarıdan gelenler böyle. Ha bu dışarıdan gelenler akıl midesine girince. Bir de içeriye dönelim. Bunun tersi de aynı yolla oluyor. Yani ruhtan, kalpten, sırdan nefisten yani nefsi nefsi insaniyeden gelenler yani daha akıldan daha latif var ya ruh Kalp, vicdan. Vicdan nereden getirir? Ahireti haşir meydandan getirir. Kalp, iman etti ya, Allah'a getirir. Ruh şeceli hilkatı getirir. Hep akıl midesi. Yani Bunun tersi dışarıdan alıyordu biraz önce. Şimdi içeriden melekut, lahut, ceberut, nasut, alemlerini getiriyor. Akıl midesine döküyor. Şimdi mülk yapacak onu. Çok acayip bir şey. Bunun tersi de aynı yolu oluyor. Yani ruhtan, kalpten, sırdan, nefisten gelenler yine akıl midesine atılıyor. Ve buradan olması, gitmesi gereken yerlere gönderiyor. Böylelikle insan berzah, aklı berzahtır. Bak Allah'ı, ahireti, melekut, gaybı akıl midesine geliyor. Akıl midesinde evrilip devrilip çevriliyor. Bazılarının sır yapıyor, bazılarının tılsım yapıyor. Nereye, nasıl gitmesi gerekirken onu yapıyor. Eylem ise da, namaz kıldırıyor, Kur'an okutturuyor, vefa yapıyor, edep yapıyor. Ha şeyini yapıyor bir de tahammül veriyor. Gelen o musibet, dertlere insana tahammül gücü veriyor. Tuhaf, onun için akıl berzaltı. Abi orada misal biraz yürütsek, mesela üstadın akıl midesi diyor ya. He. Aslında mide e, hazmın başladığı bir aşaması esas karıştığı ve vücuda girdiği yer bağırsaklar da mesela hani misal olarak <laughs> ee, belki orada böyle incelikte çıkabilir. Çok öyle. Ee, akıl ilim giriyor o mideye. Orada aslında mide işte asitlerle parçalıyor. Onu şeye hazırlıyor. Ee, sonra bağırsağa gönderiyor. Aslında bağırsak bütün vücutta nereye gidecekse kana karıştırarak yapıyor. Yani hani belki e, akıl mide ise belki bağırsak vicdan falan mı demek düşer? <laughs> Eyleme geçirten hani e, Zaten şey diyor ki tıbbın söylediği de bu sağ son. Bağırsağı vücuttan ikinci akıl diyorlar. Şimdi yeni ikinci beyin diyorlar. Hatta adam bir ehlinden görmüştüm. Dedi ki neredeyse birinci beyin gibidir diyor. Sağlık. O yaşama şeyine bağlı, bağlı seviyesine bağlı. Bizim tanımlamayla nefse emmari seviyesinde yaşayan adamın için birinci beyindir. Tabii. Ya ikinci beyin yok ki. Yani diyor işte sen tatlı istediğin zaman Bak eğil konuşunca o, böyle oldu. Tatlı istediğin zaman aslında diyor oradaki ha, bakteri evet. diyor. İşte diyor. diyor. Yani. Bu bağırsaktaki bakteri istiyor. Sen de tatlı canın çektiği tatlı diyorsun. Oysa o bağırsaktaki o, o, işte. o adam istiyor. He, o adama gönderiyorum evet. ben. Onun talebi. Vay be. Vay G gafur kime çalışıyorsun ya? <laughs> Benimle alakası yok da. Haşa. Ha, Ondan bağırsaktaki adamlara çalışıyoruz ya. Yazık bize. Kalp kumandan, letaif asker, akıl kalbin letaifi ve hizmetçisi. Sözler 446. İyi gidiyor çok şükür. Kur'an bu dünyada öyle nurani ve saadetli ve hakikatli bir surette nokta 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 insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalplerini tasviye ediyor. Ruhlara inkişaf bunu okumuştuk ama başka bir şey burada. Ve terakki akıllara istikamet ve nur, hayatı hayat ve saadet veriyor. Akıllara istikamet ve nur veriyor. Aklı kıblesini koyuyor. Aklı inkişaf ettiriyor, yapılandırıyor. Nur vermesiyle akla yapılandırıyor, inşa ediyor, canlandırıyor ve uyandırıyor. Sonra böyle akla istikamet yani ifra, aklın istikameti nedir? ifrat ve tefritten azadı olarak haddi, musta, haddi vasatına koyuyor. Yani o kadar acayip bir şey ki bir şey söyleyeyim böyle hem şey olsun. Ee, Fatiha, şey, bir ayeti okurken tı harfi gelse mesela t biliyorsunuz duracaksın. Durman gerekiyor. Değil mi abi? Kur'an'da öyle. D harfi gelirse duracaksın. Vakıf harfleri. Vakıf harfleri. He. Tamam Şimdi Fatiha'yı okurken Kur'an'ın Filistesi. D, d harf harfi. Hangi ayette var? Bunu yani de, gelmek bağlama burada dur. Vakıf harfi. Burada dur. Bundan sonraki ayeti bununla beraber okuma. Burada dur bu mustakildir demektir. Hangi ayettir? Ama o daha ilerisini söyleyeceğim size. Öyle bir ayet ki Fatiha'da diyor ki bunu okurken bunu bağlama bir şeyle devam etme. Dur burada. Bu öyle bir ayettir ki diyor sana gene Allah Fatiha'da. Bu önceki ayetle de okuma. Önceki ayeti dur. Bunu komple Fatiha'da müstakil oku. Öncekiyle devam ettirme. Okurken de diğeriyle bağlama. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin Böyle okuyabilirsin. Şöyle de okuyabilirsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin Ama bundan sonra yapamazsın. Dur orada. Bunu, bundan sonraki ayeti buna katamazsın. Bu kendisine az bir şey. Burada dur. Tamam. İyya kene abdu ve iyya kene stayini dinasıratel müstakim. Okuyamazsın öyle dedi. İyya kene abdu ve iyya kene stayin. Dur. İhdina sıratel müstakim sıratel lezine en'amte aleyhim. Okuyabilirsin. Ama öncesiyle sonrasıyla katma. Ne özelliği var bunun? Niye söylüyorsun bunu Hasan? Ne alakası var meselemizde? Yani aklı ifrat ve tefritten azade olarak katli vasatına koyuyor Kur'an. Yani aklı ifrat, aklı tefritten, aklı ifratla celbezelikten, aklı terfitle gabavetten kurtarıyor. Haddi vasata koyuyor. Ne Kur'an? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nesta'in. Bu aklı vasata koyan şey ayettir. Bak aklı malzeme. Aklın haddini, haddi hududunu belirliyor. Manası nedir? Yalnız O zaman ben yalnız sana iman ettiysem, kulluk etmişsem iman. O zaman yegane benim mercim senden yegane yardım edeceğim, isteyeceğim sensin. E ne kadar putlar var? Hayır. Yalnız sana ibadet ediyorum. Kime? Nefsime ibadet etmiyorum. Hissiyatımı ibadet etmiyorum. Putlaştırmadım. Hislerimi, duygularımı, komşumu, parayı, şunu bunu değil. Ya Rab kendimi de putlaştırmadım. Kendimi putlaştırmadan. Ondan sonra he başkasına ibadet. İbadet yani onun uğruna ibadet namaz kılmak anlamında değil yani e, ee, nedir o? ve ee, kendi aslını ortadan kaldıracak kendinden daha değerli bir şey demek. <laughs> nedir o? Aslında böyle bir şey yok. Ama ha, hakikatte Allah var. Allah var. Benden daha değerli bir şeye hayatın harcarsan hayat yaşamaya değer. Sıkıntılar basamak olur. Ve Allah ve ahirette ümitli yaşarsın. Çünkü ömrün Ömrün kendinden daha değerli bir şey vakfetmişsin. İnsan Kendisinden daha değersiz bir şeyi yaşarsa halna, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Onun için canımız sıkılır. Canımız sıkıldığı zaman hayatımızdan daha basit şeyleri hayata gayet yapı, yapılmaktan geliyor. Hayatımızdan değerli bir şey cennet de değildir. Ee, e, Talebelerine diyor cenneti bile gayet yaptırmıyor. Yani imanımızın gayesi de haşa 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 cennet değil. Talebelerine cenneti bile gayettirmiyor. Tamam Ki hayatımızdan daha değerli hayatımızın hayatı biraz önce konuştuk ya imandır. Eğer hayatın hayatı iman yoksa hayat yaşanmamıştır. Adem'dir. yani işte o ifrat ve tefritten aklı azade eden Celbezelikten, gabavetten bizi kurturan iyya kenabud ve iyya kenestain aynı gazali de demiş çok şükür demiş ki mektup yazmışlar ona ve onlarla cevap veriyorum. Diyor ki elhamdülillah Muhammed ümmetine merhametidir ki Cenab-ı Hak, suretiyle hakikati olursa ibadeti kabul ediyorlardı geçmiş ümmetlerde. Şimdi biz sureti namazı kılsak sureti e, sireti, içi bozuk da, şey dahi olsa ya mukki Allah merhameten kabul ediyor. Peki diyeceksiniz ki bu kadar e, o, zor geçmiş ümmete nasıl suretiyle hakikatini istemiş? Çünkü o zaman TikTok, YouTube'lar yoktu. Seyretmedikleri için dimalları berbat değildi. Onun için merak etmeyin bizden daha temizdi zihinleri. Gelmiyordu zaten. Ne gelecekti? Tarlaya su vermedim. Tamam mı? E, acıktım yemek. O kadar. Onun için dinde de demiş. Çok acıkkinden yeme iftarda durma. Git yemeğini şey yap ki namaz hatırına gibi. Tuvalet ihtiyacın var. Namaza durmak mekruhtur. Git tuvalet. Çünkü namazda tuvalet ihtiyacın gelecek. Defacet gelecek. Git o işin gel. Ondan sonra namaza dur. Ama şimdi biz o kadar video, videolar seyrettik ki kafa darmadağın. Hay Ama merhameten merhameten suretini siretiyle beraber kabul ediliyor nasıl ki Kur'an Kuvve-i Şeheviye iffettir. Kur'an'la Kuvve-i vasatı iffettir. Kuvve-i Gadabiye'nin vasatı Kur'an'la şecaattır. Kuvve-i Akliye'nin vasatı Kur'an'la hikmettir. İffet, şecaat, hikmetin cemi adalettir. İşte aklın istikameti ise adalet ve hikmetmiş. Ya aklın istikameti adalet ve hikmetmiş. Peki ne, 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 nasıl anlayacağız? Bir insanın adaletle ve hikmetle aklı çalışıyorsa o aklı vasattadır. O akıl istikamettedir. Aklın istikamette olun şunun çok çeşitli şeylerini okuyoruz ya. Bu değildi. Bir sürü okuduk. Eğer adalet ve hikmet üzerine aklımız çalışıyorsa istikamettedir çok şükür aklımız. Adalet zaten hikmeti içinde barındırıyor diye. Adalet tabii zaten üçünün cemi ya. Şey, Şeciat, e, if, hikmet ve iffet. Cemi, adalet. A, hikmet e, burada ayrı şey yapmış. Aklın istikameti ise ada. Var. var. Tümüne bak. Şimdi e, bir tane de okuyalım. Ondan sonra şey yapalım mı? Namaz kılalım veya isterseniz şimdi kesebilirim de. Nasıl istiyorsanız. Ha? Okuyacağımız, yer... Okuyacağımız yer 153 e, uzun biraz. Yok uzun değil. Yani bir bir yüz. Ha bir yüz. Okuyayım keselim. Ha okuyayım bunu. Sözler 323. Defter 153. Diyor ki sözler 323. Sonra bir köşede bir saraya rast geldim. Üstünde Said ismini gördüm. Merak ettim. Daha dikkat ettim. Suretimi Allah Allah. Üstünde gördüğüm gibi bana geldi. Kemali tacubümden bağırarak aklım başıma aklım başıma geldi ayıldım. Allahu Allahu Ahad isminin cemül cemleri olan İkinci şuadan söylüyorum. Evvel, ahir, zahir ve batın isimlerinin cemi, dört isminin cemi Allahu Ehad'dır. Batın isimlerinin halitasına geliyor, yani insanın ve haritaya dönüyor. Ne dedi? Batın isimlerin halitası geliyor, insan ve haritaya dönüyor. Mesela buna delil mektubat 5'te şöyle diye geçiyor. Hem mertebi hayat 5'tir. Bu 5 meratibi tazamun ediyor ve hatta bunların üstünden de çıkıyor. Hatta o kadar yükseğe çıkıyor ki insanın hayatı bu mertebi hayat 5'tir var ya 5'tir geneldir. Nasıl ki Kur'an'ın rahmeten lil alemin olması Kur'an'ın ekser muhatabı avamdır. Avama hitap ediyor. Adama, avama hedef gösteriyor. Ama havasada diyor ki... ...bu gayen olmasın... ...onun içerisinde mana, işari, remzi, telmi, ima tarzında... ...daha yüksek gayeler gösteriyor. Mesela Kur'an'da avama... ...Kur'an, Kur'an birinci tabaka avama... ...cenneti gaye gösteriyor. Ben sizin cenneti kazanmanızı istiyorum diyor Cenab-ı Hak. Siz dünyalık istiyorsunuz. Şey yapıyor ama müritlerine ve havas eli tabakasına yani alimlere bunların içerisinde ya şekliyle veya ifadesiyle seslendirmesiyle vesaire cenneti gaye yaptırmıyor. Risale'de geçiyor. Cenneti diyor. Gaye yaptırmıyor. Şimdi niçin söyledim? Mertebe hayat 5'tir. Normaldir. Ama 5 tane değildir tabi. İşte bu 5 meratibi hayatımız tazamun ediyor. Hatta bunların üstüne de insan çıkıyor. Hatta o kadar yükseğe çıkıyor ki hem ikinci sualinden anlaşılıyor. Yani o kadar hayat, hayat inkişaf ve imbisat ediyor ki artık mazi ve müstakbeli beraber görmekle beraber hayatı umumiye mazar olarak kainatın kuruluşuna geçebiliyor hayatıyla. Yani meft ile hayat eşit oluyor. Görüyor musunuz? Hayat o kadar yükseğe çıkıyor ki hayat ile meft eşit oluyor. Mesela zati sıfatları hayal edin. Bir de subuti sıfatları hayal edin. Meft var mı içinde? Yok. Meft nerede? Esma'da. Ama hayat subuti sıfatta. Peki meft niye var? Meft hayatın içerisine konularak, hayatı anlamlandırarak, hayatın nihayetsiz, sonsuz hakikat mertebesini tanımlamak içindir. Oysa hayat mefti kuşatmıştır. Ondandır ki meft aynı hayat. Çünkü hayatın mukaddemesidir. Hayatın mukaddemesi meft nasıl olur? Yani insanın imbisat ve inkişaf etmesi e, hakiki hayat darul ahirettir. İnne darul ahirete leyye leyvan. Hayatın hakikası meft ile oluyorsa meft böyle bir hayata sebep etmiyoruz ya. Meft nasıl bir şeydir ki? Meft i şahadetin ölümüdür, alemi gaybın dirilmesidir. Yani meft ile hayat eşit oluyor ta yaşarken. Meft bu dünya hayatından daha cami olduğunu dünya, yani meft ne diyor? Ahiret dünyadan daha cami, daha kaliteli olduğunu, dünya hayatı e, hayatın sureti olduğunu söylüyor meft. Kanuniyetini dimada meft, hakikatini kalbinde, Mayetini ruhta yaşarsın mefti. İnsan 7 tane duygularıyla ile nasıl alemi şahadete taluk etmişse öyle de batını hassalarıyla da ahirete taluk ediyor. Mesela görme, işitme, duyma, dokunma, sevk ve şef diye 7 tane rüya bahsinde 7 tane söylüyor. Yedi tane duyguyla alemi şahadete kol bacak şey olmuş, el olmuş. Batını isim özelliklerimiz de işte onlarla da ötelere El atmış Hem yine hayat 510'da Hayat mevcudatın bir Keşafıdır 2. E, belki neticesidir 3. zübdesidir. Ne anladık bunu okuyorum kesiyorum Hayat mevcudatın Hem züptesi Züpte ne demek evvelidir Hem neticesidir Ahiridir Hayat mevcudatın Hem evvelidir hem ahirisidir hem örtüm örtün örtünmüşü ha örtülmüş ortaya çıkaran gizliliğini ifade eden keşaftır zahir ismiyle hayatta dört tane isim evvel ahir zahir bitiyor abiler Z evvel ahir zahir batın isimleri hayatın içinde hayat ne yapıyor mevcuta mevcudun evvelidir yani zübdedisidir ahirette darul ahiret olacağı için ahirisidir. Mevcudatın üstünü kaldırarak zahirisidir. Hayattan yapılan akılla hayatı kullanarak bak hayattan yapılan akılla hayatı kullanarak mesela sudan yapılan buz ile buzu kullanarak suyun üzerinde oturabiliyorsun. Sudan yapılan buz ile gölün üzerinde buzun üzerine oturduğun gibi hayattan yapılan akılla hayatı kullanarak hem hayatı hem alemleri seyrederiz, keşfederiz. Nasıl ki topraktan ağacı, ağaca yine kaynağı olan toprağı işleyerek meyveyi yapması gibi. Mesela topraktan ağacı, topraktan ağaç yapıldı. Gene bu topraktan yapılan ağaca aynı topraktan yapılan ağaca meyve yaptırıyor. Mâyet hayatın bir olmasından diğer insanların ve peygamberlerin de senin hayatının içerikleri olmasından onların her fikriyatlarını, hissiyatlarını ve latifelerini hissedip mas edebiliriz. Mesela bizde hayat var ama peygamberde de vardı, Cebrail'de de vardı. Bu hayat bizde komple fazla inkişaf etmemiş. İnkişaf ederse peygamberlerin hissedeni hissedebilirsin. Cebrail'in düşündüğünü düşünebilirsin. Aynı hayat bizde var. Nasıl ki taşlardaki ç şey, tuşlardaki harf veya ç şey veya 3 sayısı mesela tuşta 3 yazıyor. Bunların arka boyutları üçe benzemez dalga boyutları girildiği gibi. Mesela Ali, bilgisayarda 3 var abi. Bastığın zaman bilgisayarın arkasına 3 böyle mi oluyor? Aynen. Hiç alakası yok. Ha, alem-i şahadetteki suretler de böyle Davut. O, taraflarda öyle 3 yok yani. Burada namaz, orada başka bir şey. Burada oruç, orada başka bir şey. Burada haya, orada başka bir şey. Burada vefa, orada başka bir şey. İrfan, burada Burada ben, orada başka bir şey. Burada üç, klavyede, bilgisayarda başka bir şey. Ya, mesela bir şey yazarsın yazılım, Erdinç söylemişti, şu 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 şu, şu harfleri bir araya ha, bilgisayarda sarı harf oluyormuş. Hani acayip bir şey. Ee, dalga boyutlarına girildiği gibi, yani üçte biz o aleme girdiğimiz gibi, anahtar kilit gibi, insan insanın da Hayatındaki fikirler 3'e benzer. Hayatındaki hisler 3'e benzer. Hayatındaki latifeler 3'e benzer. Yani klavyedeki 3 ama bilgisayarda 3 değil. Ama bilgisayarın da e, uyduya bağlandı, öteleri geçti üçte o başka bir şey. 3 başka bir şey. Bilgisayarda enerji boyutu başka bir şey, ekranda başka bir şey, ekranla bağladığın internette başka bir yere dönüştük. Mesela Mobes'e şey gittik. Trafiği seyrediyoruz. Üç harfiyle. Gibi. Ama bu ne demek üç harfi? İnsandaki fikirler, insandaki hisler, insandaki duygular da klavyedeki üç gibi. Biliyorum saatte var. Bunlar burada böyle ama o başka bir şey. Gibi ama suretinden hakikatına geçmemize vesile oluyor. Ve üç sayısı arkasındaki dalga boyuna benziyorlar. O insanlarda benim hayatımın yani niçin söylemiş? Peygamberin taşıdığı hayatın hakikati mahiyeti bende de var. Ama fark sureti ve kanuniyeti bende farklı. Ama o hayatı inkişaf ettirirsek hissettiklerini hissederiz. Zevk yediklerini zevk edersin. Hayatımın içerisindekiler de onların fikredip, hissedip, lezzet aldıklarını alabiliriz. Hayat acayip bir şey. Burada kesiyorum. Ve ahir en enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas